İyi akşamlar Asuman Uğur, ben yeni bir gündem özel sağlıkta daha birlikteyiz. Tabii Türkiye'nin gündeminde koronavirüs var, Covid-19 sürecini yaşıyoruz, henüz hala atlatamadık. Bir yandan tercih dönemi başladı, Türkiye ilgilendiren diğer konular arasında üniversite tercih dönemleri başladı. Bir yandan da sessiz sedasız ilerleyen bir konu var aslında. Gıda yasa tasarısını konuşuyoruz bir süredir. Gerçi tasarı Ekim ayına ertelendi ama tasarıya karşı çıkanlar var, kabul edenler var. Çok çok farklı görüşler var. Vatandaşı, sağlığımızı, neslimizi, geleceğimizi ilgilendiren aslında çok önemli bir konu. Bugün bu konuyu masaya yatıracağız. Gıda yasa tasarısı kapsamı nedir? Kimler acaba bu tasarıyı hazırlıyor? Neden böyle bir tasarıya ihtiyaç duyuldu? Gıda Bilim Kurulu oluşturuluyor biliyorsunuz. Aldığımız haberlere göre, okuduğumuz haberlere göre. Bu bilim kurulu nasıl çalışacak? Amaç acaba bilgi kirliliği mi azaltmak? Sansür mü yapılacak acaba gıda ile ilgili haberlerde? Çünkü gıda ile ilgili sosyal medyada çok ciddi bir denetim yok. Medya organlarında kısmi denetim olsa da geleneksel medya mecralarında yeterli maalesef sağlığa faydalı gıdaları ya da çok reklama yönelik gıdaları tüketiyoruz. Ya çok fazla para ödüyoruz gıdalara. Bir yandan para öderken bir yandan da aslında sağlığımızdan oluyoruz ya da çok da faydalı gıdaları tüketemiyoruz. Herkes gıda hakkında bir şey söylüyor, bir şey satıyor. Bunlara aslında sınırlama getirilmesi düşünülüyor. Gıda Bilim Kurulu bu konularda nasıl çalışacak? Gıda yasa tasarısı bu sürece nasıl bakıyor? Biraz tabii tarım politikalarına da girmek lazım bu yayında. Ve gerçek gıda, sağlıklı gıda, kaliteli gıdayı biz nasıl anlarız? Aslında amaç neslimizin sağlığımızı sürdürmek, geliştirmek ve yönetmek için sağlıklı gıdaya hem ucuz bir şekilde hem de kolaylıkla üretebileceğimiz, güven duyacağımız gıdayı tüketmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili bu akşam konuşacağız. Dört değerli konuğumuz var. İki konuğumuz bugün stüdyomuzda, iki değerli konuğumuz da Skype ile bağlanacak bize. Hemen İstanbul stüdyodan konuklarımı tanıtarak başlayayım. Ya da Ankara'yı mı tanıtalım önce? Çünkü Profesör Doktor Nevzat Artık hocamla başlayacağız yayına. Ankara stüdyodaki konuğumu tanıtayım önce hazırsa. Tamam. Sayın Profesör Doktor Nevzat Artık Ankara stüdyomuzda. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü. Aynı zamanda gıda mühendisi. Hocam hoş geldiniz. TV.net yayınına gündem özele. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Uzun zamandır da uzun yıllarda Tarım Bakanlığı'nda bürokrat olarak çalıştığınızı söyleyelim. Gündemdeki evet. Konuyu en iyi açıklığa kavuşturacak isimlerden birisiniz. Teşekkür ederiz. Stüdyomuzda Sayın Profesör Sayın Doktor Yavuz Dizdar var. Bekliyoruz yıllardır ama hala o ünvanı söylemedik Yavuz Bey. Doğru. Onkoloji uzmanı hoş geldiniz. Mart ayında sizi ekranlarda görüyorduk. Şimdi ilk defa herhalde evet, şu anda gündem üzere geldiniz. Hoş geldiniz. Kemal Özer yakından tanıyorsunuz. Gıda Hareketi Başkanı hoş geldiniz. Teşekkür bir diğer Skype bağlantımız da efendim Sayın Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta olacak. Göğüs hastalıkları uzmanı kendisi. Kendisine de ilerleyen dakikalarda bağlanacağız. Müsaade ederseniz Ankara'ya dönelim. Skype bağlantısı Sayın Profesör Doktor Nevzat Artık hocama dönelim. Hem gıda mühendisi olduğu için hem gıda üzerine sanıyorum 200'ün üzerinde yayınınız var değerli hocam. Bu konuda en otör insanlardan olduğunuz için yayına sizle başlamak istiyorum. Ve Tarım Bakanlığı'nın içinde bulunan şu anda da Tarım Bakanlığı'nda bildiğim kadarıyla süt konseyinde bulunuyorsunuz. Çalışmalarınızı halen sürdürüyorsunuz orada. Şimdi gıda yasa tasarısı konuşuluyor, tartışılıyor. Bir takım refleksler oldu. Tasarı ertelendi. Bunlar nedeniyle mi ertelendi bilemiyorum ama şu anda Ekim ayında meclis gündeminde bekleniyor. Gıda yasa tasarısı ne olacak, ne bitecek diye. Bu kapsamı bize anlatır mısınız? Gıda yasa tasarısı nedir? Neden böyle bir tasarıya ihtiyaç duyuldu? Biraz bahsedin sonra detaylara ineriz. Buyurun hocam. Tabii sanki gıda yasası yeni çıkıyor gibi bir söylem oluyor. Halbuki 5996 sayılı kanun AB harmonizasyonunda AB'nin 178'e 2002 sayılı AB mevzuatının uyumlaştırılmasıyla hazırlanmış bir kanun. Bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasıyla ilgili bir kanun teklifi hazırlandı. Temel amaç bunlardan bir tanesi taklit ve taşiş gıdaların engellenmesi. Biliyorsunuz bakanlık ifşa listesi hazırlıyor. Bu ifşa listesi dediğimiz genelde 5996 sayılı kanunun 31. maddesinin 6. fıkrası ve 17 Aralık 2011 tarihli gıda ve yemin resmi kontrollerine dair yönetmeliğin 8. maddesine göre belli aralıklarla
gıdalar kontrol ediliyor. Uygun olmayan, gıda güvenliğine uygun üretilmemiş gıdalar konusunda ifşa listesi hazırlanıyor. Hocam, bu listeler... Çok özür dilerim. Efendim? Hemen şurada parantez içeyim, sözünüzü bölüm. Gıda güvenliğine uygun gıda ne demektir? Nasıl bu güvenliği gıda mühendisleri sağlar acaba? Evet. Gıda güvenliğini isterseniz bir tanımlayalım. Gıda güvenliği ile gıda güvencesi çok karıştırılıyor. Gıda güvenliği dediğimiz zaman tüketicilere fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun gıdaların sunulması. Fiziksel dediğimiz zaman herhangi bir gıdanın içinde bir yabancı madde, cam, saç, kıl, tüy olmamalı. Kimyasal dediğimiz zaman herhangi bir metalik bulaşma olmamalı. Mikrobiyolojik dediğimiz zaman patojen mikroorganizma ve belli mikroorganizmanın bulunmaması ve mikotoksinlerin, ki mikotoksin dediğimiz mikroorganizmaların sekonder metabolitleridir ve insanlara olumsuz etki yaratır. Yani gıda güvenliği dediğimiz zaman tüketicilere biz uygun gıda sunulması. Şöyle izah edebilirim. Evde taze fasulyeden bir anne aileye yemek pişirirken nasıl çok özen gösterirse her aşamasında yıkamaya, fasulyenin ılçığını ayırmaya, uçlarını kesmeye dikkat ediyorsa gıda endüstrisinde de gıda sanayinde de gıda mühendislerinin yaptığı prosese uygun tüm işlemlerin uygulanması ve buna göre yapılmasıdır. Bu, Nevzat Hocam, tohumla başlayıp soframıza ulaşana kadar aslında gıda güvenliği zinciri de geçerli herhalde, değil mi? Bir kısmen tabii, böyle de düşünebilir miyiz? Kusmen değil, tamamen gıda güvenliği birincil üretimden başlar. Birincil üretim dediğimiz zaman tarla, ineğin sütü, folluktaki yumurta, ağaçtaki meyve gibi düşünün. Onun işlenecek olduğu gibi satılacak ise muhafaza koşullarına dikkat ederek, soğuk zincire dikkat ederek tüketiciye ulaştırılması, eğer gıda muhafaza teknikleriyle işlenecek ise uygun koşullarda işlenip ambalajlı gıda olarak tüketiciye sunulması. Bu bir zincir şeklidir. Bu zincirde hiçbir aşamada hata yapılmamalıdır. Aksi takdirde gıdanın özelliği bozulur, gıda güvenliği riske girer. Bakın COVID-19 döneminde biz gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Burada hekimlerimize alkış, orada da iki hekim var. Yavuz Hocam ve Ahmet Hocam. Saygılarımı sunuyorum tüm katılımcılara. Bu arada onu söyleyeyim. Alo. Buyurun, geliyor sesiniz Nevzat Bey. Buyurun, devam ülkemiz, edin lütfen. Ülkemiz gıda güvenliği riske dayalı bir gıda güvenliği sistemidir. Yani kendimiz yaratmadık. 2002 yılında Avrupa Birliği'nde bir risk oluştu. Deli dana riski oluştu ve Avrupa Birliği tüm gıda güvenliği sistemini değiştirdi. 2002 yılında 178'e 2002 sayılı AB mevzuatı çıktı. 2004 yılında da diğer mevzuatlar yayınlandı. O dönemde de bizim ülkemizde aynı dönemde gıda güvenliğiyle ilgili mevzuatın hazırlanması için o dönemin bakanları tarafından bakanlığa görevlendirildim ve biz o dönemden bu döneme kadar ben 5 yıl görev yaptım. Daha sonra üniversitedeki görevime döndüm. 1750 sayfa gıda mevzuatı vardır. Gıda mevzuatının hazırlanması çok önemlidir. Gıda mevzuatının anlaşılması, uygulanması, tüketicilere anlatılması ve her kuralın uygulanması çok önemlidir. Biz AB'ye giriş döneminde AB ile ilgili bir proje gerçekleştirdik. Bakın biz Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye aday ülkeydik. Onlar bizden çok sonra, ben kısa pantolonla gezerken biz AB'ye üye olduk ama değişik nedenlerle bizi AB'ye alırlar almazlar. Gireriz girmeyiz onu tartışmıyorum ama mevzuatın harmonizasyonu dünya mevzuatının benzeridir. O mevzuatın uyumlaştırılması çok önemlidir. Bu çalışmalarda ben bulundum. O arada Türkiye'de gıda güvenliği ve kontrol sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesiyle ilgili bir AB projesinde ben lider olarak çalıştım. Şöyledir, AB aday olan ülkeler bile AB'ye bir aidat öderler. Bize hiçbir zaman aidat dışında herhangi bir ödeme yapmıyor AB şu anda. O bu proje döneminde 10,5 milyon euro bu ülkemize para dönmüştür ödediğimiz aidatlardan.
Biz o dönemde AB gıda mevzuatını 5996 sayılı kanunla şimdi konuştuğumuz değişiklik önerilen kanunun bazı maddelerinde değişiklik var. Bu da taklit, tahşiş ve genellikle medyada çok farklı konuşmalar oluyor. Bilimsel dayanağı olmayan, kanıtı bulunmayan ve belli uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmasıyla ilgili bir madde var. Maddelerde değişiklik var. Burada herkes okumuştur. İki aşaması var bu kanunun. Birisi taklit ve tahşişin engellenmesi ki ifşa listeleri hazırlanıyor. Ülkemizde 65 bin gıda üreten yer var. Yani ifşa listesi çıktığı zaman Asuman Hanım sanki bütün firmalar hileli gıda üretiyor gibi anlaşılmamalı. 65 bin gıda üretenden her ifşa döneminde 50 ila 350 arası firmaya ceza kesiliyor. Bazı firmaların ürünlerinde değişik hatalar söz konusu, gıda güvenliği açısından tüketicilerin sağlığını bozucu olaylar var. Bir de taklit ve tahşiş hile amaçlı. Bakın her dinde günah. Taklit ve tahşiş her dinde günah. Taklit dediğimiz zaman örnek vererek anlaşılması için kolay olsun. Hiç bal değil, şeker şurubundan bal üretiliyor. Örnek vereyim, çok olduğu için çok üzerinde çalışıyor. Tahşiş de bala belli oranda başka şeker şurubu veya benzeri şeyler katılması. Hem taklit hem tahşiş tüketicileri gıda güvenliği açısından risk oluşturmasa bile bazıları risk oluşturur. Bakın özellikle gıda takviyelerinde sildenafil kullanılır. Bunlar etken maddedir. Hocaların çok iyi bilir. Ben aflarına sığınarak biraz anlatmak istiyorum. Etken maddeyle insanların hoşlanacağı bir gıda ama sağlığını özellikle riske atacağı maddelerin ilave edildiği firmalar var. Bakın bunlar çok kötü. O nedenle devletin taklit ve tahşişin üzerine gitmesi, denetim yapması çok önemli. Bizde riske dayalı sistem demiştim. Onun da üç aşaması var. Birincisi risk değerlendirme, ikincisi risk yönetimi, bir diğeri risk iletişimidir. Daha olay olmadan riski tanımlamak, riski yönetmek ve riski iletişimle duyurmamız gerekiyor. Bütün dünyada gıda güvenliği sistemi risk değerlendirme sistemidir. Bu kanun teklifinde işte bilim kurulu kurulacak deniyor. Bizim yürüttüğümüz AB projesinde 2010 yılında tamamlanan projede Avrupa'daki gıda güvenliği otoritesi vardır, EFSA. Ona benzer bir gıda güvenliği otoritesinin Türkiye'de kurulması çok önemlidir. Bu gıda güvenliği otoritesinde bilim kurulunun yapacağı çalışmalarda bilim kurulu zaten sürekli olarak görev yapmaktadır. Orada bilim kurulları vardır, bağımsız bilim kurulları olması lazım. Yani bakanlığın elemanı değil, sanayinin elemanı değil, bağımsız bilim kurulu. Bakın şu olay oldu, tartışılıyor. Bu olayda nasıl bir yapı var? İlgili bilim adamlarından oluşan bir havuz var. Bilim kurulu olarak denmiyor. Ona da bilimsel risk değerlendirme komitesi şeklinde. Yani Türkiye'ye uygun, AB'ye uygun, EFSA modeline benzer gıda güvenliği otoritesinin kurulması gerekir. Her bakan bey geldiğinde bu modelin olması gerektiğiyle ilgili görüşmeler yapılıyor. Bazen ben de çağrılıyorum, anlatılıyor. Bizim bilim kurulu yerine bağımsız olması gereken AB'ye uygun EFSA benzeri bir gıda güvenliği otoritesi olduğumuz zaman kurulduğu zaman bu direkt Tarım Bakanlığı'na da bağlı olmayabilir. Direkt Cumhurbaşkanlığı'na, eski sistemde Başbakanlığa bağlı olabilir. Bu kurul bağımsız olarak karar verir. Hatalı olan insanlara veya kuruluşlara ceza verilmesi için çalışmalar yapabilir ve bağımsız yerden baskı görmeden rapor verilmesi çok önemlidir. Evet. Hocam çok teşekkürler. Birinci turda sizin görüşlerinizi almış olduk. Şimdi stüdyodaki değerli konuklarıma döneceğim. Daha sonra detayları konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Kemal Özer'e döneyim. Gıda Hareketi Başkanı. Siz yıllardır gıda üzerine çok kafa yoran, aslında GDO'lu ürünleri ilk sizin sayenizde biraz duymuş olduk. Farkındalığımız artmış oldu. Daha sonra tabii gündemdeki diğer sağlık uzmanları, diğer uzmanlar da konuşmaya başladı. Siz gıda yasa tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden şimdi? Bu kapsam nedir? Ne amaçlanıyor? Hocamla benzer görüşlere sahip misiniz? Ne söylersiniz Kemal Bey?
Eyvallah, teşekkür ederim. Ben de hayırlı akşamlar. Çok stratejik bir mesele tabii ki gıda. Bir güvenlik meselesi aynı zamanda. O yüzden bu yanı da gerçekleştiriyoruz bu akşam. Dünyada gıdadan daha stratejik bir ürün olamaz. Yani dünyanın en stratejik ürünü gıdadır. Bunun diğer stratejikler bunlardan sonra gelir. Ama bizim ülkemizde hiç emniyet verilmeyen bir alan. Emniyet verilmemesinin temel nedeni de şu, bürokratik karmaşadan kaynaklanıyor. Her şeye bir mevzuat, her şeye bir kurul, her şeye bir kanun, her şeye bir mühendislik macerasına soktukları için aslında bu modern bir hastalıktır. Kanun nereden çıktı? Hocamın söylediklerine bazı eleştirilerim olacak. Onu da sonunda ekleyeyim. Ama bu kanunun teklifinin serencamına başlayalım. Bu kanunun teklifinin müsebbiplerinden birisi benim. Neden müsebbibim? 2012 yılında haber kanalı Amerika'daki tuzlara eklenen ferrosiyanür maddesiyle ilgili Amerika'da bir tartışma yaşanmıştı. O tartışmadan hareketle bizi canlı yayın konuğu aldılar. O yayın son süresinde biz de görüşlerimizi arz ettik. Ardından Aksiyon dergisi, FETÖ'nün kapanan haber dergisi bu konuyu kapak yaptı. 2012 30 Nisan tarihinde gıdanın reytingle imtihanı kapak konusuyla çıktı. Orada dedi ki gıda ile ilgili önüne gelen konuşmayacak, sadece gıda mühendisleri konuşacak. Bunun dışında kimse beslenme ve gıda konularını konuşmamalı diye bir teklif ortaya attılar. Sonra FETÖ Üniversitesi'ndeki akademisyenler bunu Zaman Gazetesi'nde ve çeşitli mecralarda, televizyonlarda programlar yaptılar. Biz de izlemeye aldık, kayıtlarını tuttuk bunların hep. Bu ardından 17-25 Aralık gelince o arada kanun teklifleri hazırlandı, taslaklar hazırlandı. Çeşitli maddelerden oluşan bir bilim kurulu hikayesi de o tarihe dayanır. Bu taslaklar hazırlandı ama 17-25 olunca her şey tersine döndü. Akamete uğradı. Süreç meclise o ara kanun teklifi verilme serencamı falan da yaşandı. Ama verilmedi kanun teklifi. Böyle bir hazırlık yapıldı. Sonra bu iş birden unutuldu. Malum 4-5 yıldır başka bir süreçle ilgileniyoruz. Fakat geçen yıl Tarım Bakanlığı Bill Gates Vakfı'yla gizli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın başlıklarından birisi de beslenme. Bir protokol var ortada, bir protokol var ama o protokolün mahiyetini kimse bilmiyor. Şimdi bir devletin bir birimi bir protokol imzalıyorsa, bu istihbari bir şey değilse, istihbari bir şey değilse kamuoyuna açık olur, herkes bilir. Çok istihbari, devletin güvenliğiyle ilgili bir şeyse, zaten onu devletin bilmesi gereken otoritelerin dışında kimse bilmez. Beslenme istihbari bir şey değildir. Dolayısıyla bir bakanlık bir faaliyette bulunuyor ise o faaliyetin kamuoyuna deklare edilmesi lazım. Şimdi önümüz bu, yani bu korona sürecinin akabinde Bill Gates Vakfı'yla Türkiye hazırladığı o 4 ana başlıktan birisi beslenme olan protokolle ilgili uygulama sürecine geçecekler. Şimdi bu uygulamada bilgi... Bir şey söylüyorsunuz şu tabii anda. Tabii ki. Ya bu Tarım Bakanlığı sitesinde protokolün olduğuna dair bilgi var zaten. Tarım Bakanlığı kendi sitesinde var. 2019 yılına ait. Bu gizli bir şey değil. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü galiba onların Dışişleri Bakanlığı ile beraber yaptıkları hani iki tane toplantı. Bir olabilir ama hayır, bir hani şey hayır, imzalandı. İmzalandı gibi. Orada zaten belirtiliyor zaten. Bu dışarıdan afaki bir şey değil. Kendi sitelerine koydukları bilgiden söz ediyoruz. Şimdi bu uygulama, biz içeriden aldığımız bilgi 2021 yılında bu pratiğe geçirilecek. Ancak bu özellikle aşılar ve korona sürecinde Bill Gates'e karşı, Bill Gates Vakfı'na karşı ve Bill Gates'in kendisine karşı bütün dünyada bir tepki var. Türkiye'de de çok ciddi, yüksek bir tepki var. Bu tepkinin önümüzdeki günlerde oluşmasını engellemenin en iyi yolu nedir? Buna tepki gösterecekleri susturmaktan geçer. Dünyada yani bir kere bu taslak 60 kadar milletvekiline, yani taslağın teklif affedersiniz, taslak artık Türkiye'de kaldırıldı. Bu teklif genel gerekçesinden imza atanlara kadar hepsi yanımızda mevcut. Bu 60 kadar milletvekilinin imzası olan bir teklif. Metin Yavuz, Aydın milletvekili Metin Yavuz'un önerisi olarak gözüküyor. Ancak bu tamamıyla o 12 kadar kanunu değiştiriyor. 34 maddeden teşekkür, sadece gıda kanunu değiştirmiyor. Yemi değiştiriyor, rütük kanunu değiştiriyor. Yani bir torba kanunla karşı karşıyayız. Bu torba kanunu içerisine
arka arkaya da sıralanmayan... Aynı kanun içindedir. Efendim? Nevzat Hocam... Aynı kanun içindedir. Bir ek yapıyor. Nevzat Hocam sesinizi alamadık. Tekrar eder misiniz? Gıda ve yem ayrı kanun değildir. Aynı kanun içinde zikredilir. Gıda ve yem aynı kanun içinde zikredilir. Ben zikredilmez demedim zaten. Yani ondan fazla kanunu değiştiren bir tekliftir bu. Sadece gıdayı ilgilendirmiyor. Bu arazi meselesi de var. Tamam. Zirai faaliyeti. Çok kapsamlı bir kanun. Bu kanunun biz bir bölümünü inceliyoruz. Şu anda bütün detaylar incelenecek de değil zaten. Doğru olan, isabetli olanlar da vardır. Bu var da zaten. Ona bir itiraz da olamaz kimsenin. İsabetli bir şey varsa. Ancak Türkiye'nin en temel sıkıntılarından birisi torba kanun mantığıdır. Bir kanun teklifi getiriyorsunuz. Bütün kanunlar neredeyse ya da onlarca kanunu birden değiştiriyorsunuz. Kimse bir şey anlamıyor bundan. Çünkü o kanunun o maddesine, o bilmem ne maddesine atıflar, eklemeler, çıkarmalar falanlar filanlar yapıyorsunuz. Sonra da bir bakıyorsunuz kanun değişti diye herkes duyuyor. Halbuki bir ülkede kanun yapılıyorsa, demokratik bir ülkeden söz ediyorsanız, kanun yapılıyorsa o kanun teklifi verilir. Kamuoyunun bunu tartışmasına izin verilir. Bir süre kamuoyu bunu tartışır. Sonra komisyonlara gider. Komisyonlar görüşlerini açıklar. O arada komisyonlara ilgili itirazda bulunan ya da teklif getiren, komisyona teklif getiren taraflar davet edilir. Gelmesi beklenmez. Bizatihi davet edilir. Orada onların görüşleri de alınır. Sonra iyi niyetli bir şekilde bu genel kurula gelir. Genel kurulda aynında geçebilir, değişiklikler yapılarak da geçebilir, geri de çekilebilir. Fakat bu kanun 26 Haziran tarihinde meclise teklif olarak veriliyor. 26 Haziran'dan sonra bu kanun ne yapılması lazım teklif? Komisyonlara sevk edilmesi lazım. Bir kanun, bir ana komisyonu vardır. Birden çok da tali komisyon olur veya bir tali komisyon. Ana komisyon, tali komisyonların raporunu vermesini bekler. Bu süreç içerisinde diğer tali komisyonların raporlarını alır ana komisyon. Sonra kendi komisyon raporunu hazırlar, genel kurula takdim eder. Meclis başkanlığına gönderir. Fakat aceleleri var birilerinin. Çok aceleleri var. Çünkü Ayasofya süreci var, korona süreci var. Bu süre içerisinde gündem farklı işliyor. Adalet komisyonunun raporunu beklemeden, görüşmesini, toplanmasını beklemeden, tarım komisyonu 34 maddelik bir şeyi apar topar görüşüp meclis genel kuruluna gönderiyor. Derdiniz ne? Neyin acelesi var? Adalet komisyonu gibi bu konunun hukuka uygunluğunu incelemesi gereken bir hukuk komisyonu orası çünkü. Buradaki maddelerin eleştirdiğimiz ya da eleştirmediklerimizin hepsinin hukuka uygunluğu, adalete uygunluğunu eleştirmesini beklemeden aceleniz neydi diye soralım buradan ilgili taraflar. İkinci olaraksa bu kanun teklifinin getirilmesindeki yegane amaç şu. Bir insanlar kadime, eskiye, geleneğe dönüyorlar. Endüstriden bıktılar. Hastalıklar aldı başını gidiyor. Türkiye'de yılda 3 milyar doktor müracaatı var. 83 milyonluk ülkede 3 milyar, 30 kutu ilaç tüketiyor insanlar. Buna rağmen engelli doğumlar %10'lara tırmanmış. Diyabet 3 kişiden 4 kişiden birine 3 kişiden birine ya da %50'ye kadar tırmanmış. Kanser her eve musallat olmuş. Kısırlık her aileye sirayet etmiş. Şimdi bunca derdin içerisinde insanlar bıkmış. Artık buralarına kadar gelmiş. Ve bu süre içerisinde ne yapıyorlar? Yerele, mahalline, endüstrinin elini değmemiş, işlem görmemiş gıdalara yöneliyorlar. Buradan endüstri rahatsız. Endüstri rahatsız olunca da ekranda konuşan bir avuç insanı susturmak için özel kanun çıkarılıyor bu ülkede. Neye rağmen çıkarılıyor biliyor musunuz? Şöyle bağlayalım. Bir, bu kanun kimi kapsıyor? Önce bir cümleyle belirtelim. Bir, medyayı kapsıyor. Gazeteler haber yapamayacak. Dergiler haber yapamayacak, televizyonlar haber yapamayacak, internet siteleri haber yapamayacak. Başka ne olacak? Bu konuda köşe yazarları yazı yazamayacak. Başka bir şey de olacak. Televizyon programları yapılamayacak. Sosyal medya paylaşımları yapılamayacak. Yapılırsa ihdas ediciliğe ileri sürülen bilim kurulu hem yayın organına değil, gazeteye, televizyona sahiplerine değil, bu konuda program yapan, haber yapan, köşe yazarlığı yapan kişilere 20 ila 50 bin lira para cezası kesecek. Sosyal medya paylaşım yapan kişiye 20 ila 50 bin lira idari para cezası kesecek. Bir kere hukuk nosyonu açısından yanlış bir şey. İki, Anayasa'nın 26. maddesi kişilerin her konuda, bila istisna, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın
Bu tıp da olabilir, sağlık da olabilir, gazetecilik de olabilir, mühendislik de olabilir. Her ne alan olursa olsun, siyaset de olabilir. Kişiler fikirlerini hürce, özgürce açıklama hürriyetine sahiptir. Ve bunu devlet güvenceye de garanti altına alır. Devlet de bunların fikirlerini açıklama hürriyeti sağlar. Şimdi aldatıcı böyle bazı reklamlar var. Onlara yasak gelmiyor mu diyorsunuz? Tabii. Şimdi burada bu kanun bir istisna sağlıyor. Hı hı. Reklamları istisna tutuyor. Reklamlarda kadını kullanacaksınız. Pornografiyi kullanacaksınız. Çocuğu kullanacaksınız. Alt sesi kullanacaksınız. 25. kareyi kullanacaksınız. Her türlü yalanı söyleyeceksiniz. Onları istisna tutuyorsunuz. Ama orada Yavuz Düzdar gelecek. Ahmet Rasim Küçüksü de gelecek. Bir konuda halkı bilgilendirecek. Siz diyeceksiniz hayır bu bilimsel değil. Bilimsel siz zeytinyağını da bilimsel bulmuyordunuz. Kanser yapar diye reçete ediyordunuz. Zeytinyağı yedirtmeyip margarin yedirtiyordunuz. Bu dönemde olsaydı zeytinyağı yiyin diyen insanlara ceza kesecektiniz. Bu açıdan bir ayrıca bunun bir sıkıntısı daha var. Basın hürriyetini de ihlal ediyor. Yani anayasanın 4 maddesini otomatikman ihlal eden bir taslakla karşı karşıyayız, yani. Bir teklifle karşı karşıyayız. Bu teklif bu haliyle yasalaşması durumunda, kanunlaşması durumunda bir tehlike bekliyor Türkiye. Bütün dünyada eşi benzer olmayan bir skandalla karşı karşıya kalacak Türkiye. İkinci bir şey daha yaşayacak. Mevcut iktidar ciddi bir şekilde zarar görecek. Bu kanun teklifini hazırlayan fikir adamlarının, ya bu fikrin sahiplerinin ve masa başında tarım bürokrasisinin asıl amacı nedir biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ı sıkıntıya sokmak, halk nezdinde itibarsızlaştırmak. Böyle diyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi Yavuz Dizdar'a döneyim tabii. Yani birçok insan var sizin gibi konuşan. Yani uzmanlığınız gıda mühendisi değilsiniz. Herhangi bir gıda ile ilgili bir bilim okumadığınız halde siz ve sizin gibi uzmanlar sizi yıllardır tanıyoruz. Yorum yayınları alıyoruz. Tabii gıda ile ilgili en çok sizin söylediklerinize halk çok güveniyor. İnsanlar uyguluyor. Yoğurt meselesiyle başladı. Evet. Tohumla, tarımla devam etti. Tabii insanlar sizin dediklerinizi doğru kabul edip uyguluyorlar. Hepimiz için, birçoğumuz için aslında geçerli bu. Aslında bu sizleri kapsadığını görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu tasarıyla ilgili? Yani ben artık Yavuz Dizdar'ı rahatlıkla yayınlarıma alamayacağım. Bir haber gerçekleştiremeyeceğim. Çünkü Yavuz Dizdar gıda ile ilgili çok rahatlıkla konuşuyor. Bir de herhalde hani ispat edin deniyor. Konuştuklarınız mutlaka bir bilimsel temeli olsun. Ama her şeyi bilimsel temeli oturtmak da mümkün değil. Yani biz bazı geleneksel gıdalarımız var. Yoğurttur, kefidir. Bunların işte faydasını ispatlamak ne derece mümkün? Ben de o konuda soru işaretleri de var. Bu meyanda biraz değerlendirelim mi? Şimdi efendim ben bir kere şundan başlayayım. Açılıştaki profesörlük hikayesi. Doçentlik dosyasını tekrar yolladım. Öyle mi? Bir daha yolladım. Üçüncü kere yolladım. Daha önceki iki dönüş nedeni birisi epey zaman oldu. Fakat iki dönemi bir dava yüzünden zaten ertelendi. Askıya alıyorlar dosyayı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Neden? GDO pirinç davası. Niye? Benim dahlim olan bir şey değil. Çünkü ben açılışta söyledim. Dilim sürçtü. İnşallah olur. Öyle bir amacınız da çok var mıdır? Onu da bilmiyorum. Şimdi söylediniz. Yok öyle bir amacımız tabii ki var. Niye olmaz? Profesör olmak. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nde yıllardır... Ama ben size söyleyeyim. Şimdi profesör deyince insanlar gözlerinde eskiden büyütürlerdi. Artık zaman öyle bir hale geldi ki. Yani ya baktığı zaman herhalde öyledir diyor. Ya da çok fazla artık irdelemiyor. Çünkü kimin doğru söyleyip kimin söylemediği titren ölçülebilir olmaktan çoktan çıktı. Evet. Eskiden acaba ölçülüyor muydu ondan da çok emin değilim. Şimdi ben hikayenin geçmişini şöyle anlatayım size. Benim aslında hani böyle televizyona çıkayım işte şu yenir bu yenmez. Millet beni gurme zannediyor. Millet beni işte her şeyin en iyisini yer zannediyor. Organik çağ dün ama şov olsun diye oturdum vallahi 750 gram fasulye ayıkladım. 1 kilo bilmem ne yap. Şunu gördüm çok meşakkatli iş. Hele Obama'yı ayıklamak kadar büyük bir meşakkat yok. Bir saatinizin üstünde zamanı geçiriyorsunuz. Konu o yüzden millet açısından çok önemli. Benim buraya gelmemin nedeni ise bir şekilde tesadüflere bağlı oldu. Ben okumayı seviyorum. Ben tarihte okuyorum, alternatif tarihte okuyorum. Olay sadece tarih okumak dediğin zaman ana akım tarihi okumuyorsunuz. Diğer olayları, az önce sohbeti, yani insanların başka ülkeleri nasıl gıda üzerinden, tarım üzerinden hegemonya altına alabileceklerini de bunları da okuyoruz. Bu sırada önüme rastlantı eseri. Anneannemiz bir yazı koydu. Bir gazeteci arkadaşımız yazmış. Bakınız o gazeteci arkadaşımıza 4 tane yazı yazdırttılar. Vatan Gazetesi'nde arkadaşımız, ben işte tatile gittim geldim. Yoğurt
Hala aynı yoğurt nasıl oldu anlamadım, bozulmamış deyince ben şunu feci bir şekilde fark ettim. Olaylar değişir, siz bunu anlamazsınız bile. O olayların değişimi içinde yaşarken de meydana gelir. Fakat sizi bunu görme şansı yoktur. Benim ilgimi çeken ise yoğurdun bozulmadan nasıl kalabildiğiydi. Bozulmadan kasıt tabii ekşime mekanizmasını nasıl ortadan kaldırıyorlar. Onun sonrasında bir kitap ortaya çıktı. Yemezler 2013'te yayınlandı. Ben size söyleyeyim, şaka yapmıyorum ama hani promosyonunu da yapmadım. 9 baskı yaptı. Bu iyi bir şey. Dolayısıyla diğer söylemlerde de ne varsa ben o kitabın altına referanslarla doldurdum. Şimdi beni davet ediyorlar. Konuşuyorum ama hiçbir zaman hiçbir şeyi kötülemem. Doğrudan kötülemem, evet. Söz konusu olmaz. Sadece ikilemlerimi anlatırım. Ama vatandaşın o ikilemler kendi aklında da zaten yer ettiği için, yani alıyorsunuz hakikaten endüstriyel olarak üretilmiş olan bir şeyde bir bozulma riski yok. Sevgili Nevzat Hocam Ankara'dan ifade etti. Nedir baktıkları? O gözle baktıklarında üreticiler mikrobiyal kontaminasyon olmasın, bulaşma olmasın, temiz olsun, ambalajı olsun, hepsine katılıyorum. Ama gıdanın da özelliğinin korunmuş olması gerekiyor. Bu geleneksellikle ilgili bir şey değil. Bizim ülkemizin koşullarında yoğurt olmazsa olmazdır. Tartışma o yüzden büyüdü. Ben de bu noktaya geldim ama benim inanın böyle işte Yavuz Dizler, sansasyonlar, çalkan, hayır. Söylenen karşılık bulduğu zaman eko gibi bu. Siz bir şey söylüyorsunuz, bir anda bakıyorsunuz karşılığı geliyor. Çünkü vatandaş da zaten o konudaki ikilemlerinde kafasında tutuk kalmış. Ve doğru olduğuna dair eğer kanaati edinirse sonra sizi izlemeye başlıyor. Kimse kimseyi güzel gözü kaşı için, saçı için falan izlemiyor. Siz bunun içerisinde bir sonraki aşamada bakıyorsunuz ama ben kendi adıma ne biriktiriyorum derseniz bilimsel bilgi biriktiriyorum. Bir bakış açısını değiştirmeye, bir dünya görüşünü değiştirmeye, daha doğrusu Batı'nın çok zavallı algısının üstüne aslında büyük bir bina da kurulabileceğini anlamış durumdayım. Benim derdim bu. Ha bunun için de istenmeden böyle davalar açılabiliyor. Onlara gidiyoruz, savunmamızı yapıyoruz, ediyoruz. Ama şu son yasa tasarısına gelecek olursam, bu tasarının hatası şuradan kaynaklanıyor. Onları hakikaten rencide edebilecek, Nevzat Hocam da hak verecektir. Bu tür hakikaten böyle yanıltıcı yayınlar yapılabiliyor. Hoca mesela dedi ki işte bir nedenle bir karışım öneriyor adam. Özellikle erkeklere yönelik öneriyor. Halbuki adam içerisine bilmem ne yapıyor. İşte bu işin ilacından koyduğu için sanki etki zaten onun ürününeymiş ve ürün de doğal, bitkisel bilmem ne diye pazarlandığı için. Bunlar tabii ki ticari hilelerdir. Bunlar bir şekilde eleştirilebilir ama dünyanın pek çok yerinde de benzerdir. Yani dünyada hiçbir ülke yoktur ki biz bunu bilim kurulu kurarak mükemmelen denetim altına aldık diyebilsin. Böyle bir kavram yok. Siz kurallarınızı koyarsınız, ona vatandaşlarınız vatandaşlık ve iyi niyet bilinci içerisinde olabildiğince uymaya çalışır. Ama siz de küçük üretici olan vatandaşınızı koruduğunuz takdirde eğer bunu maksimize edebilirsiniz. Bir İngiltere örneğini ben gördüm. Yani bir diğer ülke örneklerini iyi kötü gördüm. Onlar mesela bu kadar oynatmamışlar. Bu kadar endüstriyel hakimiyet yerine küçük orta boy işletmeleri destekleyerek hakiki ürünün pazara erişmesini. Şu an siz gittiğiniz zaman markette başka ürün bulma şansınız yok ki zaten. Bu bir kompleks. Endüstriyel kompleks. Bir tarafta endüstriyel üretimi vardır. Bir tarafta mükemmelen ambalajı vardır. Sonuna kadar katılıyorum, hiçbir sorunum yok. İçerik beni ilgilendiriyor ama bir yandan da ticari olarak küçük işletmeleri siz kapattırırsanız o zaman hocamın sözünü ettiği belki doğrudur belki değildir bilemeyeceğim ama böyle aklı evvel vakıflar gelip sizin geleceğe yönelik tasarruflarınızı bir şekilde yönlendirmeye çalışabiliyorlar ve şunu ama net söyleyeyim, bunlar iyi organize edilen kuruluşlar. Yani öyle rastgele geldi kapıyı çaldı falan değil. Yani düşününüz ki işte bir projenin lideri görünümünde olan kişi geliyor. Sizin liderinizle yan yana görüntüyü verebiliyor. Allah Allah diyorsunuz, nasıl oluyor da böyle şeyler oluyor? Oluyor. Çünkü iyi planlandığı takdirde böyle noktaya yönelik, amaca yönelik ve hakikaten bizim varlığımızı tehdit edebilecek yaptırımları küçük küçük altından oyarak büyük bir şeyi çökertebilirsiniz. Bu mümkün. Bu yasa o torbanın içine kötü niyetlilerle iyi niyetler ya da mecburen üstüne kalmış olanlar gibi herkesi birden soktuğu zaman o zaman olay maalesef sansüre gidiyor. Ya, çünkü sansür meselesi dediğin zaman iş ağırdır. Medyanın köşe yazarlarına bakıyoruz. Bazıları diyorlar ki biz bunu kesinlikle destekliyoruz. Hocam sen köşe yazarı olarak bari bunu deme.
Sen bunu dediğin anda çünkü kendi kendini sansürlemiş oluyorsun. Bir süre sonra diyecekler ki senin yazdığın da efendim şu açılardan sakıncalı, sen bunu da yazmayacaksın. O zaman tek seslilik hakim olacak fazlasıyla. İnsanların bilgi alma imkanları ortadan kaldırılacak. Şimdi gıdanın sahibi var mıdır sorusunun yanıtı gıdanın sahibi vatandaştır efendim. Karnı doyurmak zorunda olan herkes, hepsi kedisi köpeği de dahil olmak üzere gıdanın sahibidir ve söz hakkına sahiptir. Siz bir şeyi genellikle konudan komşudan öğrenirsiniz. Konu komşu size der ki şunu şöyle yaparsan daha iyi oluyor. Bakarsınız oluyor olmuyor, fakat bunların hepsine birden ben sansür getirmek istiyorum derseniz o zaman bizi birer büyük saksı bulacaklar, dikecekler, sulayacaklar. Biz böyle bakacağız, güneşe doğru döneceğiz kendimizi. Böyle bir düşünce algısına Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl gelebiliyor, ben bunu anlamıyorum. Buna nasıl gelebiliyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşlarının içerisinden bir kısmını, medyası da dahil, interneti de dahil, sosyal medyası da dahil kanunen susturmak istiyor. Ben bunu anlamıyorum. Değerli Nevzat Hocam, size dönelim. Sizden sonra Ahmet Rasim Küçük Usta Hocam'a döneceğim. Kemal Bey'in ve Yavuz Bey'in söyleyeceklerine ekleyecekleriniz var mı? Yani gerçekten amaç bilgi kirliliğini azaltmak mı, sansür mü? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir gıda mühendisi, Tarım Bakanlığı'nda bürokrat olarak çalışmış biri olarak, zira Tarım Bakanlığı bürokratları tarafından ağırlıklı bu tasarı metni oluşturuldu sanırım. Görüşlerinizi alalım efendim. Şu anda ben bürokrat olarak çalışmıyorum. Üniversitedeyim. Bir şey sorulmuşsa böyle bir... Tabii. O dönemde AB mevzuatının uygunlaştırılmasında çalıştım. Şimdi Kemal Bey kanunun çıkmasına ben çalıştım diyor da ben 1750 sayfa gıda kanunu ve mevzuatla ilgili çalışmalarda hiç Kemal Bey'i görmedim. Belki anladım. Görüş bildirmiştir ama. Bir saniye hocam, ben öyle bir şey demedim. Nereden çıkardınız bunu? Hayır öyle dediniz siz. Yok. Benim yüzümden bu kanun çıktı. Hayır. Yanlış anlamışsınız. Düzeltelim o zaman. Bu sansür maddesi. Herkes öyle anladı. O zaman sansür maddesinin benim bir konuşmam üzerine Aksiyon dergisi tarafından gündeme getirildiğini söyledim. Yoksa tamam. Ben kanun bununla bir alakası tamam. Yok ya. Yani. Ben devam edeyim. Şimdi bakın bu konuşulan değişikliğin iki yönü var. Bir tanesi herhalde hiçbirimiz itiraz etmiyoruz. Taklit ve taşış gıdayı onaylayan birimiz var mı aramızda? Hiçbir şekilde olmamalı bence. O maddelere yönelik bir itiraz yok zaten. Hayır. Ben sadece söylüyorum. Yani Yavuz Hocam söylediklerine destek için söylüyorum. Şimdi taklit ve taşişe hiç kimsenin itirazı yok. Bakın yalnız şöyle bir şey var. AB ülkelerinde ve ülkelerde entegre gıda tesisleri vardır. Toplam gıda tesis sayısı 2000 civarındadır AB ülkelerinde, her ülkede. Bizim ülkemizde gıda üreten işletme sayısı 65 bin. Büyüklüğü Yufkacı bile bir gıda işletmesi sayılıyor. 65 bin gıda üreten yer var. Satış yerleri ve toplu tüketim yerleriyle yaklaşık 500 bin gıda işletmemiz var. O nedenle bizim gıda işletmelerimizde de yöresele dikkat eden, o tip ürünleri üreten ama 2500-3000 civarında da entegre tesisler vardır. Buna herkes itiraz edebilir. Yani madde 29'daki bilimsel dayanağı olmadan, araştırması olmadan, yani metni okuyorum, burada metinde deniyor ki herhangi bir araştırması olmadan çıkıp, mesela televizyonu ben çok izliyorum, özellikle hanım programlarında çıkıyor birisi, sizlere tenzih ederim, domatesi şöyle yaparsın, böyle yaparsın, kanseri engeller, ülseri engeller, likopen vardır. Ben likopen analizi Türkiye'de en çok yapanlardan birisiyim, en az konuşanlardan biri benim. Yani gıdanın bir ilaç gibi sunulması çok önemlidir, çok ters bir durumdur. Gıdanın miktarı önemlidir. Bakın Yavuz Hocam söyledi, sildenafil, tadalafil ve sibutramin ilave edilmiş bazı gıdalar insanları gıda güvenliği açısından riske sokmaktadır. Bizim burada taklit ve taşişte bu kanun teklifindeki cezaların artırılması konusundaki olaya hepimizin ben uygun baktığını düşünerek konuşuyorum. Bakın tüketiciler hep şunu söylüyor. O kadar az ceza veriliyor ki bakanlık tarafından, adam tekrar bir daha ceza veriyor işte. Sahte bal üreten yakalanıyor, firmanın adını değiştirerek tekrar üretime devam ediyor şeklinde eleştiri vardı. O nedenle cezalar artırıldı ve şöyle söyleyeyim, bir fiilin
3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası da öneriliyor. Burada tek amaç tüketicilerin, biz de tüketiciyiz Asuman Hanım, ben de tüketiciyim, benim de bir oğlum var elinizden öper, eşim var, onlara yedirmediğim gıdayı size tavsiye etmem. Değerli İnanın, hocam biz hepimiz doğruyu arıyoruz. Yani güvenli gıdaya nasıl erişebilirim? Ben aldığım gıda, şimdi herkes hem insan insandan emin olmak için hem de yediğimizden içtiğimizden emin olmak istiyoruz. Bilgi kirliliği doluyor. Medya bir kısmını için sorumlu bunların. Biz TV.net olarak çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Ben de sağlık programlarında belli profesyonel uzman insanlar var arkadaşlar. Sorgulamadan yayın yapmayan çok değerli isimler var ama sorgulamadan yapılan o kadar yayın bilgi kirliliği var ki internette insanların kafası karıştı. Yani iyi niyetli çabalar olduğunu düşünerek aslında bu yayını bu soruları da size soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir sansür mü var? Çok kıymetli insanlar var. Yani illa bir kişinin gıda hakkında konuşması için gıda bilimci olmasına gerek var mı? Biz yıllardır... Şöyle, gıda 152 kredilik bir eğitim sonucunda öğrenilen bir şey. Bakın ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hekimler var şu anda konuşmamızda. Ben gidip onkolojik konusunda muayene yapabilir miyim? İşte belli bir ölçüde konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Ben nasıl bir ameliyata giremezsem, girersem, ne kadar hata yaparsam belli kısımlarda elimizde bir somut veri olmadan çok iyi çok konuşulmamalı. Bu şekilde konuşuluyor. Yani bu kanunu yapanlar da kimseye sansür olarak getirmiyor. Bakın bir isim vermeyeceğim, bir yazarın bir kitabı çıktı. O kadar beğenildi ki ben 20 sayfa okudum, 100 tane hata buldum. Bir yerden kesip yapıştırıp insanlara farklı şeyler söyleyen, ismini veremiyorum. Yani biraz konuyu bilmek lazım. Konuyu bilirseniz yorum yapabilirsiniz. Konuyu bilmediğiniz zaman hata yapabilirsiniz. Söylemek istediğim bu. Burada bir sansürü amaçlayarak bunun yapıldığını çok düşünmek istemiyorum. Ben bakanlık elemanı olarak konuşmuyorum şu anda. Bir akademisyen olarak konuşuyorum. Daha bilimci böyle olarak. Böyle bir şey olsa tepki ben koyarım. Sansür yapmak için bu yapıldı denirse ilk tepkiyi benim koymam gerekir. Bilim insanı somut bilgilerle bir şeyi söylüyor ise, ama siz de takdir ederseniz ki programlarda çok farklı şeyler var. Mesela tansiyonu yüksek insanlara çok fazla miktarda kekik tüketin, onu tüketin, tuz tavsiye ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda biz 19 gram bölü kilogram günlük tuz tüketimimiz var. Kişi başı 19 gram tuz tüketiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü 5 gram öneriyor. Bizim televizyonda tuz tüketin diyen kişiler var. Yani o zaman ben burada niye konuşuyorum? Neden tuzun azaltılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda, Tarım Bakanlığı'nda proje yapılıyor? Hocam peki bir şey sorabilir miyim? Gıda mühendisleri neden şimdiye kadar, yani biraz daha ekranlarda biz ağırlamadık. Niye sizler de bu konuları madem diğer... Merakımdan gerçekten soruyorum. Diğer hocalar, hekimler konuşurken, sahiplenirken neden gıda ile ilgili uzmanlar bu konularla ilgili demeç vermediler? Hepsine kapımız açık aslında. Biraz burada acaba çuvaldızı size de mi batırabiliriz o zaman? Ne diyelim? Ben şöyle söyleyeyim. Bakın her programa çıkmıyorum ben. Yavuz hocam bilir. Genel konuşuyorum. Bugün size de sorguladım kimler geliyor diyerek sordum. Yani bakın ben bir programa gittim. Ürünün adını söylemeyeceğim. Karşıma sosyolog çıkartıldı. Ben gıda mühendisiyim. Bir et konuşuyorum. Karşımda sosyolog var. Etin bileşimini bilmez, üretimini bilmez, prosesini bilmez. Helal gıda olarak nasıl kesildiğini bilmez, nasıl muhafaza edildiğini bilmez. Birisiyle ben aynı programda çalışıyorum ve şöyle düşünülüyor. Biz sektör tarafından çıkartılıyoruz, bize para ödeniyor. Ben hayatım boyunca sektörle parasal, pulsal bir ilişkim olmamıştır. Yani niye gıda mühendisleri çıkmıyor? Bu tip olaylar nedeniyle çıkmıyor. Kanlarda konuşuluyor. Yani ben kimseyi rencide edici bir ifade kullanmam. Gıdanın mevzuatının hazırlanması. TSE'de 25 yıl gıda mevzuatı hazırladım. İZO'da çalıştım. Codex Alimentarius'ta çalıştım. Birçok kişi ismini dahi hatırlamaz bunların. Gıda mevzuatı masa başında yapılan bir olay değildir. Gıda mevzuatı ülkenin ürünün çeşitliliğine göre, ürünün yapısına göre, prosesine göre, iklimine göre her ülkenin kendi mevzuatı vardır. Bir de tüm ülkelerin uyması gereken Dünya Sağlık Örgütü ve FAO'nun desteklediği Codex Alimentarius tarafından
hazırlanan standartlar vardır. Bir de ISO tarafından hazırlanmış standartlar vardır. Bunlar üzerinde çalışılır. Ben diğer ülkelere gidiyorum. Bizim kadar televizyonlarda çok gıda ve futbol konuşulduğunu hiç bilmiyorum. Futbol, ben profesyonel top oynadım, futbol oynadım. Şimdiki sunuculara bakıyorum. O kadar enteresan ki çok değişik bir yapı oluştu. Yani gıdada da benzer şeyler olur. Hani kanun teklifinin sansür olarak getirildiğini düşünmeyi hiç kabul etmiyorum. Oradaki zevat gibi, katılımcılar gibi düşünüyorum. Ama hiç bilgisi olmayan birisinin de sweet ramini tüketin diyen birisi olursa ona da karşıyım. Çünkü direkt insan sağlığı açısından, gıda güvenliği açısından risk oluşturuyor. Hocam teşekkür ederim. Kemal Bey size döneyim. Ondan sonra reklama gidip Ahmet Hocama döneceğim. Katkılarınız vardır şimdi, eminim. Şimdi hocam dedi ki bir yazar kitap yazdı. İşte kitapta 20 sayfasında hata buldum. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kitabı yazdırmayacak mısınız? Toplattıracak mısınız? Hayır. Hocam yani, bakın yazdığım gibi bir şey çıkmadı ağzımdan. Yani toplum yanlış yönlendiriliyor anlatmak için söyledim. Toplum her konuda yanlış yönlendirilir. Hep oturup her yanlış yönlendirilen için bir kanun çıkarıp bunu mu sansürleyeceksiniz? Bu mantık yanlış bir mantık. Hayır, bakın, siz ben, tezi bir tez varsa bir tez varsa o teze saniye. Karşı yanlışsa doğrularını söylersiniz. Nevzat Bey bir saniye. Yanlış birisi yanlış yazıyorsa, yanlış söylüyorsa siz de onun aksini söylersiniz. Dolayısıyla bunun doğrunun hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu kararını toplumun vicdanı verir. Ben şu doğrudur diye ne bir birey ne de devlet dikte edemez hiç kimseye. Etmemesi de gerekir. Limonda pH 22,5 deniyor. 22,5 böyle bir doğru olur mu? Bir saniye hocam. Siz ona orada bir yanlış varsa devlet olarak, akademik camia olarak her kimse bunun muhatabı kalkar. O adamın yanlışlarını tekzip eder. Onu yanlış yapıyorsa, kasıtlı da yapmışsa tabiri caizse ipliğini pazara çıkarır ve işi bitirir. Ben bunu kanunla sustururum. Burası Sovyetler Birliği değil. İkincisi, bilgi kimsenin tek elinde değil. Sosyolog da gelir bir et konusunda konuşur. Çünkü o eti yemenin, o eti üretmenin sosyolojik bir neticesi de vardır. İlla etin şurası karkastır, şurası bilmem nedir. O et şöyle üretilir demek zorunda değildir. Hiçbir konuda, hiçbir kimse bilgi tekelinde değildir. Ha şu vardır. Ben ameliyat hocam, yapamam, cerrah değil. Çok büyük saygımız hayır, var. Hayır, yani. Hayır. Bunun uzmanlıkla alakası yok. Ben cerrah değilim, ameliyat yapabileyim. Uzmanlıkla ilgisi vardır, el üretiminin. Hayır, bilginin uzmanlıkla ilişkisi yoktur. Bu modern bir hurafedir. Bilgi sadece talep edenin erişebildiği bir şeydir. Bilgi talep edilince erişilir. Ancak bazı şeyler vardır. Ben mimarlık yapamam. Çünkü mimarlık yapabilme diplomam yoktur. Ben gıda mühendisliği de yapamam. Gıda mühendisliği yapabilecek bir evraka imza atacak bir diplomam yok. Ama ben bir gıda konusunda, beslenme konusunda fikir beyan ederim. Bu fikir beyan etmekle gıda mühendisi olmak, sağlık endüstrisini eleştirmekle tabiplik yapmak bambaşka şeylerdir. O zaman bu ülkede gazetecilerin burnunu sokmadığı hiçbir konu yoktur. O zaman hiçbir zaman hiçbir konuda gazetecilik yapamazsınız. Çünkü gazeteci dediğiniz adam bugün siyaseti yapar, yarın gıdayı haber yapar, ertesi gün terör örgütünü yapar, bir başka gün bir başka konuyu yapar. Çünkü o konuyla ilgili çalışır, dersine öyle gider. Bu bilgi meselesi böyle bir şeydir. Kitap şu anda ülkemizde yıllık 60... Hocam sabırlı olursanız siz de not alın lütfen cevap verin. Hocam bir saniyeniz Nevzat Hocam şimdi, rica edin bitirsin. Şimdi taklit takşişi getiriyor Nevzat Hoca. Nevzat Hoca'nın orada bürokratlık yaptığı dönemde verilen cezaların hafif olduğunu, bu cezaların ağırlaştırılması gerektiğini, hapis cezasına dönüştürülmesi gerektiğini, bu kişilerin gıda sektöründen el çektirilmesi gerektiğini 15 yıldır tekrarlıyoruz. Bakanlık bugün yeni aklı başına gelmiş. Hatta bu ülkede ne yapılıyor biliyor musunuz? Daha ötesini bu kanun da yeterli değil. Daha ağır müeyyide getirilmesi lazım. Bakın bir bakkal bir suç işliyor. 10 bin lira 20 bin lira örnek ceza veriyorsunuz. 1 milyar dolarlık hacimli bir şirket suç işliyor. Aynı miktarda ceza veriyorsunuz. Böyle bir adalet olur mu? Herkese suçunun ve gücünün nispetinde emsal bir örnek vermek. Mesela bizim rekabet kanunumuzda ceza verirken CEO'sunun nispetinde göre ceza verirler. Siz bir suç işlersiniz, 100 bin liralık hacminiz vardır, size 1000 lira ceza verirler. Öbürü 1 milyar dolarlık
aynı suç işlemiştir. Ona da 100 milyon dolarlık ceza verirler. Şimdi bu ülkede zaten gıda konusunda bir adaletli düzenleme yok. Cezai müeyyide açısından söyleyeyim. Taklit tahşişle bu sansürün de bir alakası yok. Zaten taklit tahşiş yapıyorsanız ceza kanununda bir müeyyideniz olması gerekir. Siz onu ceza kanununda yapın. İkincisi, birisi bitkiyle ilgili şunu söylemiş. Bunu bir, bu konuda RTÜK'te düzenleme var zaten. RTÜK kanununda var. Tarım Bakanlığı'nda bu konuda düzenlemesi var. Siz onların cezalarını artırırsınız. Cezayı artırarak meseleyi çözersiniz. Yoksa herhangi bir konuda, herhangi bir kişinin vasfına, diplomasına, statüsüne, kariyerine bakmaksızın bir konuda fikir beyan etme özgürlüğünü ortadan kaldırdığınız andan itibaren bu sansürdür. Başka hiçbir kelimeyle izah edilemez. Hiçbir kelimeyle. Bu, siz o zaman yarın bu herkesin düşünmesini de engellemeye çalışırsınız. Gıda, Yavuz Hoca'nın çok hoşuma giden bir cümlesi oldu biraz önce. Gıdanın sahibi ondan vatandaş, istifade edendir. Kimse değildir. Hocam diyor ki Avrupa'da 2000 kişi üretiyor, bizde 60 bin kişi üretiyor. Avrupa zaten tekelcilik yapıyor. Endüstrinin hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Orada otokratik bir düzen kurmaya çalışıyor. Aynını bize Avrupa mevzuatıyla dayatıyor. Biz de diyoruz ki gıda mahallinde üretilir, mahallinde tüketilir. Devlet buna bir standartizasyon getirir mi? Getirir. Denetim yapar mı? Yapar. Müeyyide getirir mi? Getirir. Bunları ihlal edenleri cezalandırır mı? Cezalandırır. Yapması gerekir mi? Elbette yapması gerekir. Ama siz bunu bu ülkenin kadimini unutarak, geleneğini unutarak, inancını unutarak Avrupa bir... Sevgili hocam, orada herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. Nevzat hocam düzeltsinler. Ülke başına ortalama 2000 olmasını tahmin ederim. Yani bütün Avrupa'nın... 2000 işletme, 65 bin işletme kişi değil. Bütün Avrupa Birliği'nden mi söz ediyoruz? Hayır, her ülkede ortalama 2000 işletme var. Bizde tamam. 65 bin var. Bu olabilir, yani bunda şey yok. Yok şimdi 65 bin, orada 2 bin, bizde 65 bin. Her ülkede diyelim ki Almanya'da 2 bin, hocamın söylediğinden biz onu anlıyoruz. Almanya'da 2 bin, bizde 65 çok bin. Daha fazla. Yani farz edelim, rakamların önemi yok. Burada önemli olan, bakın çok basit bir örnek vereceğim size. Bir yoğurt yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? İstanbul'da yoğurdu yapıyorsunuz, Van'a gönderiyorsunuz. Nakliyesi, çevre kirliliği, dünya kadar maliyeti. Halbuki Van'da üretip Van'da tüketseniz bütün bunlar olmayacak. İktisadi o bir tüketim yapacaksınız. Aynı şeyi Trabzon'da üretiyorsunuz, Konya'ya gönderiyorsunuz, Konya'da üretiyorsunuz, Hatay'a gönderiyorsunuz, Hatay'da üretip Edirne'ye gönderiyorsunuz. Bu da yetmez. Çin'de üretip İstanbul'da tüketiyorsunuz, İstanbul'da üretip Etiyopya'da tüketiyorsunuz. Böyle bir gıda endüstrisi, bu sistemi olamaz. Bu beraberinde hastalıkları getirir, bu beraberinde patojenleri getirir. Şimdi bir kadın programında birisi çıkmış. Evet, kadın programında birisi çıkmış, bilmem neyi söylemiş. Bu rutin meselesidir. Bu konuda yani bu konuda toplumu yanıltan değil, yalan söyleyen birisi varsa, hakaret eden birisi varsa, iftira eden birisi varsa bu zaten hukuk nezdinde suçtur. Bunun için yeni bir düzenleme yapmanıza gerek yok. Sadece hukuku işletirsiniz, olur biter. Son cümle olarak da şunu söyleyeyim. EFSA ve FDA endüstrinin tetikçisidir. Tabii. Bizim burada buna ihtiyacımız yok. Bizim halkımız FCA ve FDA'den, bizim halkımızın vicdanı ve irfanı, bizim buradaki en çok eleştirdiğimiz endüstride içinde çalışan insanlar bile, eleştirdiğimiz insanlar bile FDA'nin en masumlarından 1000 kat daha masumdur. EFSA'nın en masumlarından 1000 kat daha masumdur. Çünkü bizimkinde vicdan var. Bunlar, bu FDA ve FCA bütün insanlığı para uğruna ya da başka amaçlar uğruna satar birilerine. Tamam. Bizim bu tür kurullara, kuruluşlara, konseylere, bilmem nelere ihtiyacımız yok. Biz yeter ki halkın irfanına güvenelim, halkın vicdanına güvenelim. Yeter ki mevcut hukuk düzenini işletelim. Halkımız da değerlendirmekten maalesef bazı konularda çok yetkin ve başarılı değil. Onu da söyleyelim. O kulvarda da savaşmamız gerekiyor işte herhalde. O söylendiği anda olayın şekli değişir. Yani zaten bunlar şey, o zaman civciv bunlar, atalım ne verler. Biz ne verirsek onu yerlere gelir. Şimdi, o yüzden o çok 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 tehlikeli bir sinir o. Evet. Reklama gitmem lazım. Değerli izleyenler, gündeme özel sağlıkta gıda yasası tasarısını konuşmaya çalışıyoruz. Reklamdan sonra buradayız. Sesi.
Hoş geldiniz efendim. Asuman Nur ben. Gündem Özel Sağlık devam ediyor. Gıda yasası tasarısını konuşuyoruz. Ekim ayına ertelendi bildiğiniz gibi ama biraz daha önce de zaten gıda yasa tasarısı gündeme gelmişti ama şu dönemde tekrar gündeme alındı. Kapsamı nedir? Neden böyle bir yasa tasarısına ihtiyaç duyuldu? Malumunuz tabii hem gıdalardaki taklit tahşişi engellemek üzere, buradaki denetimleri arttırmak üzere ve hata yapılmasının önüne geçmek üzere bu tasa tasarısının içinde maddeler var. Ayrıca uzmanlığı dışında anlamadığı şeyleri konuşmasını istemiyor gördüğümüz gibi tasarıda tasarıyı hazırlayanlar. Yani gıdadan anlamayan bir insanın gıda üzerine konuşması istenmiyor. Bir ispatı yoksa bilimsel olarak faydalı, sağlığa faydalı olduğuna dair bir ispatı yoksa insanların gıda ile ilgili beyan vermesi çok istenmiyor. Hem bu medya ilgilendiriyor hem de tabii vatandaşı da oldukça yakından ilgilendiriyor. Biraz tabii tarım politikalarına da burada girmek lazım. Aslında tohumdan soframıza gelene kadar gıda her boyutuyla hepimizi ilgilendiriyor. Dört değerli konuğumuz var. İki konuğumuz Skype'la bağlanıyor. Sayın Profesör Doktor Nevzat Artık, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü, Ankara'da konuğumuz. Sayın Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta birazdan bağlanacak. İstanbul stüdyomuzda Doktor Yavuz Dizdar, onkoloji uzmanı bizlerle ve Kemal Hözel, Gıda Hareketi Başkanı bizlerle. Şimdi Yavuz Hocam'a döneyim. Yavuz Bey, biraz da Gıda Bilim Kurulu'ndan bahsedelim. Siz nasıl bakıyorsunuz böyle bir bilim kurulu oluşturulmasına? Yani acaba gıda konusunda konuşmaya yasak mı getiriliyor? Yoksa bilim kurulu yani bunu nasıl yönetecek? Yok, yasak falan gelmeyecek. Fakat bilim kurulu dediğiniz zaman bu belli şeyleri sınırlandırıcıdır. Yani siz bir şey biliyorsunuzdur. Kimin ki ne bildiği bilinmez. Ama siz birine senin dediğin doğrudur diye işaret edip sadece onun sözleriyle hareket etmeye kalkarsanız o zaman tabii bilgi tartışılması diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Hı hı. Çünkü bilgi tartışıldığı takdirde büyür. Siz birini başında de facto biliyor olarak kabul edip bilim kurulu dediğinizde bakınız bunu şu an yaşadığımız salgın protokolünde uygularsınız. Bu doğrudur. Hı hı. Niye? Çünkü 1000 kişiden 1000 tane ses çıkmaması adına ki aynı nedenle ben de bir şey söylemiyorum ama YouTube'a yine de video koyuyorum. Bunu da engelleyeceğim ben dediğiniz zaman o zaman işte yine sansüre girer. Ama bir salgın, bir olağanüstü durum, bu konuda bir tek seslilik yaratmak, insanları belli konularda uyarmak ya da bilgilendirmek açısından böyle bir kurulun varlığı doğru olur. Ama geçici yani süre aslında için. Aslında bir yasak yok, soru sorma var. Bir tezin varsa. Yasak var efendim. Yok hayır o konudaki. Yani şöyle net biraz, bir şekilde yasak yani var. Yani yasak var da bilim kurulu sonuçta soru sorarak neyin yapılıp yapılmayacağını yani karşı tarafın güvenini bu şekilde almaya çalışıyor herhalde. Öyle bir şey yok. Okuyalım. Hocam çok özür dilerim. Okuyalım, siz onun üzerine tahlil edin olur mu? Okuyunuz hocam. Tamam olur, okuyalım. Ben dinledim de. Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinde yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, burada bir istisna getirdi. Gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayın. Ne kadar olumsuz kelime cümle varsa toplamışsınız. Yani çarkların dönmesini engelleyen herhangi bir şey veya beyan ediliyor da bu da tüketiciyi etkiliyorsa biz buna müdahil olacağız diyorlar. Tabii şu söylenen şeyin, bakın yakın zamanda olan iki tane tartışma kulakları çınlasın. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması. Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi içilir tartışması. Bunda bir kanıt anlamanız söz konusu olabilir mi? Yok. Bunun bir kanıtı yok. İnsanlar tercihlerini bir şeye göre yapabilirler. Bu bir tartışma mevzu olabilir mi? Tabii ki olabilir. İnsanlar bundan neşelenebilir, keyif alabilir ya da belli şeyleri kafalarında teati edebilir, bir şekilde geçirebilirler. Fakat siz bu konuda da ben yayın yapılmasına müsaade etmiyorum dediğiniz zaman bunun bilimle falan bir alakası kalmaz. Çünkü her şeyi yeryüzünde bilimle açıklamanız söz konusu değil. Neyin yenip neyin yenemeyeceği bir kutsal kitap tarafından bildirilir. İki, gelenekte söz konusudur. Yani orada helallik kavramından ribaya kadar pek çok şey aslında anlatılmıştır. Siz bir şeyi durup dururken olmayacak biçimde çoğaltarak üretip insanlara yediriyorsanız mesela bu benim algımda da karşılığı yoktur ama ben bunu bir ifade olarak ileri sürmem. Ben sadece duruma bakarım, biyolojik olarak nasıl yapabiliyorlar diye. Yaptıkları yöntemin bizim biyolojimizle uyuşmadığına kanaat getirirsem ben vatandaşa bu konuda uyarıyı getiririm. Siz bir yoğurdu ekşimeden aylar boyu tutamazsınız, ekşimesi gerekir. Yapmışlarsa ne yaptıklarını bilmediklerine kanaat getirirsiniz. Yine kötü niyet aramam. Ama o zaman derim ki herkes o zaman mümkün olduğu kadar evinde tuttursun. Çünkü bu bizim ana gıdalarımızdan, ana
vücudu zehirsizleştirme mekanizmalarından bir tanesini çalıştırıyor. Siz bunu eğer bu şekilde tüketirseniz o zaman sıkıntı çıkar lafını ederim. Bunun karşısında bana gelip de derlerse ki kanıtını göster. Hocam yoğurdun ekşimeyeceğinin sen bana kanıtını göster. Var mı böyle bir şey? Yani bir şey yapacaksınız sonsuza kadar kalacak. Ben 2 yıl tuttum öğrencilere tattırttım. 2 yıl Asuman Hanım. 2 yıl bu şey bozulmadan durabiliyorsa, hele bu yoğurtsa, biyolojik bir varlıksa, o zaman burada onlar önce açıklayacaklar. Yani onlar biz mevzuatı kurduk. Ben çünkü endüstrinin çalışma prensibini gıda endüstrisinden almadım. Bana ilaç endüstrisi öğretti. Önce alana gidersiniz. Alandaki olasılıklara bakarsınız. Orada neyin nasıl manipüle edilebileceğini anlarsınız. Oradaki ortalama insan profilini çıkartırsınız. Kim neden hoşlanır? Kimin ne zaafları vardır? Ondan sonra pürüzün nereden çıkacağını anlayınca önce bunun siz bilimsel kılıflı kanuni altyapısını kurarsınız. Kanuni altyapı şudur. Açıkta bilmem ne yapılamazlar. Bir bakarsınız sizin 65 bin işletme dediğinizin 25-30 binini zaten sistem dışına atabilirsiniz. Ve bunu da güvence altına almak için ben bir bilim kurulu kuruyorum. Onun fetvasıyla bundan sonra işler yürüyecek dediğiniz zaman başkalarına da bunu da anlayabiliyorum. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız da mutlaka çok değerlidir. Ama diğerlerine de asla konuşamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Neredeyse yayın yazı bile yazamazsınız, kitap da çıkaramazsınız lafına geldiği zaman o zaman hoş geldin, hoş geldin sansür olur. Bunu diyecek bir şey yok. İşin acı yanı tekrar söyleyeceğim ve son cümle olarak bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bünyesi altında yapılması. Yani meclis vatandaşlarının bir grubunun diğerlerini bilgilendirme için İyi niyetli olan bilgilendirme mesajlarının verilmesini de istemiyor ve ceza vereceğim sana diyor. Beri yandan ama ekşimeyen bir şeyin yapılması ya da bilmem ne kadar sürede hop diye büyüyen bilmem nesini araştırmıyor. Çünkü endüstri mantığı önce yani o alanı düzlüyor. Onunla ilgili ki altyapıyı oluşturuyor. Bakın Avrupa Birliği muktesebatı. Bana ne Avrupa Birliği muktesebatından. Avrupa EFSA'nın kral, bana ne EFSA'nın kurallarından, biz burada bilmem kaç yüzyıllık, bin yıllık bilmem geçmişimiz var diyoruz. Hala Avrupa Birliği'nin bilmem nesine uyum prosesinin nasıl yapıldığından bahsediyoruz. Üretim... Çünkü endüstri EFSA'yı kuruyor zaten. Yanlış anlamayın, ben endüstrinin çok iyi biliyorum. EFSA'yı kuran zaten endüstri kuruyor. Haklılar mı? Tabii ki haklılar. O şekilde oynayacaksanız oyunun kuralları öyle olmak zorunda. Önce düzenleyici otoriteyi kurarsınız, sonra taşlarınızı istediğiniz gibi oynatırsınız. Şimdi Ahmet Hocam'a döneyim. Sonra Kemal Bey sizi döneceğim. Ahmet Hocam hatta mısınız? Hoş geldiniz. Hatta mı? Ahmet Rasim Üçkus'ta. Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese. Hocam risk grubunda olduğunuz için mi gelmediniz stüdyomuza bugün? Tabii malum salgın var ve bu salgında da kendimizi korumamız önemli görüyorum ben. Onun için mutlaka gerekli değilse işte bu hastalara binmiyorum. Kapalı ortamlara elimden geldiği kadar girmiyorum. Kapalı ortamda maskemi takıyorum. İşte fiziki mesafeye dikkat ediyorum. Diğer tedbirlere hepsine harfiyen uymaya çalışıyorum. Sizin ağzınızdan da bunları duymak ayrıca güzel. Biliyorsunuz Ahmet Rasim Küçükus'a göğüs hastalıkları uzmanı, hem aslında mesleğiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hem göğüs üzerine hem göğüs hastalıkları üzerine COVID sürecinde de çok yakından takip etti değerli hocam. Hem de zaten sizi kamuoyundan tanıyorlar. Hem de gıdalarla ilgili aslında topluma farkındalık kazandıran hekimlerden, bilim insanlarından birisiniz. Aslında bu yasa tasarısındaki konuşmayın denilen bir gruba siz de giriyorsunuz. Siz hocam nasıl değerlendiriyorsunuz bu yasa tasarısını? Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim lütfen. Şöyle söyleyeyim, ben bir kere gıda uzmanı değilim, gıda mühendisi değilim, gıdayla hiçbir alakam yok. Yani gıdanın bilimsel tarafıyla hiç alakası olmayan bir insan olmamın yanında benim mutfakla da hiç alakası olmayan bir insanım. Ben çocukluğumdan beri kız kardeşler olan, daha sonra erken yaşta evlendik, karım, işte annem, kayınvalidem, onların yaptığı yemekleri yiyen, mutfağa gir de bize hani bir omlet yapın deseniz onu bile yapmayı bilmeyen bir insan. Benim anlattığım şeyler sadece bizim ve insanlığın binlerce seneden beri ne yedip ne içtiğine bakmak. Çünkü ben bunun sağlıklı bir beslenme modeli olduğuna inanıyorum. Çünkü bu araştırma, yani tırnak içinde söylüyorum,
milyarlarca insanlar üzerinde binlerce sene süren bir araştırmadır. Bildiğiniz gibi bugün salgın şeklini alan obezite, diyabet, işte kalp hastalıkları, kanserler, Alzheimer, astım, alerji vesaire, bunların tümü son 50 seneden, özellikle de son 30 seneden sonra ivmesi de giderek artan bir hızla hayatımıza bir korona salgını gibi girmiş durumdadır. Ve bu hastalıkların hepsi de gıdalara bilimin bence karışmasıyla alakalıdır. Ben o yapmıştır demiyorum çünkü bunu söylemem mümkün değil. Arada bir sebep-sonuç ilişkisini gösterecek elimde veri yok. Ama şunu söylüyorum, bir birlikteliğe dikkat çekiyorum. Bilimin gıda işine girmesiyle, gıda ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılmasıyla, gıda teknolojisinin ilerlemesiyle bu hastalıklardaki artış da paralel gidiyor. Bence bu ilişkiye son derece dikkat etmek lazım. Zaten bu işle ilgilenen insanların yaptıkları araştırmalar da bu ilişkiyi doğruluyor. Aşırı işlenmiş gıdalarla özellikle beslenmenin bu obezite, diyabet, işte kalp krizleri, bütün kronik enflamatuar dediğimiz hastalıkların tümünün en önemli altında yatan sebep olduğunu ortaya koyuyor. Bakın şimdi şu günlerde malum dünya COVID salgınıyla karşı karşıya ve bu salgında görüyoruz ki dünyanın en gelişmiş ülkesi olan, tıpta dünyanın en ilerisi ülkesi olan, hepimizin yaptıkları araştırmaları, çalışmaları takip ettiğimiz Amerika, hem vaka sayısı bakımından hem de ölüm oranları, ölüm sayısı bakımından dünyanın bir numaralı memleketi. Ben bunu büyük ölçüde Amerikalıların sağlıksız beslenmelerine bağlıyorum. Gene bu hastalıktan, yani COVID'den olan ölümlere baktığımız zaman da bu kişilerin çoğunun, neredeyse tamamına yakını denecek kadar çoğunun ya diyabet, ya hipertansiyon, ya kalp hastalığı, ya KOAH, ya kanser gibi o kişinin vücut savunmasını bozan, zayıflatan bir durumla karşı karşıya olduğunu görüyorum. Ve işte vücut savunmasının zayıflanmasında da elbette ki pek çok faktör rol oynuyor. Ama bana göre bunlar içerisinde en önemlisi beslenme. İkinci önemlisi beslenme, üçüncü önemlisi de beslenme. Diğer faktörler işte hareketsizlik, sigara, alkol vesaire, uykusuzluk, diğer sebepler tamamen bunlardan sonra geliyor. Hocam, ben şunu çok önemli. Araya girebilir miyim? Hocam şimdi onu yeme, bunu yeme, şunu yemeyin diye söylüyoruz. Bizler de yayınlarda aldığımız konukları söylüyoruz. Biz de gerektiğinde söylüyoruz. Bir sağlıkçı olduğumuz için toplum içinde, ama bu da karşı tarafı bir stres baskı unsuru. Biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? İnsanların psikolojileri de bozuluyor bir yandan. Şunu yeme, bunu yeme, tüketme derken sizlerin verdiğiniz demeçlerde de kısmen insanlar uyguluyorlar ama bir yandan bir kaygı durumu da oluşuyor. Bununla sizce nasıl mücadele edebiliriz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bence hiçbir kaygı durumu oluşmuyor. Ben insanlara şunu yapmalıyım diyor ama yapamayınca da hocam insanlar zorlanıyorlar. Bakın, hayatın içinde. Ben insanlara benim kendi tabirimle adam gibi beslenme, yani sağlıklı beslenmeyi tavsiye ediyorum. Ben hiçbir gıdanın hiçbir hastalığı önlemek için kullanılması konusunda hiçbir şey bugüne kadar söylemedim. Böyle mucize karışımlar, işte sihirli gıdalar, böyle bir şey benim kitabımda yoktur. Ben insanlara sadece şunu söylüyorum. Yediğiniz, içtiğiniz gıdalar fiziki olarak, kimyasal olarak temiz olsun. Bunlar herhangi bir şekilde işlenmemiş olsun. Ve siz de bunları binlerce senedir atalarınızın yaptığı şekilde bu gıdaları nasıl muhafaza etmişlerse, bunlardan hangi usullerle yemek hazırlamışlarsa, haşlamışlar mı, kızartmışlar mı, ne yapmışlarsa, tencerede mi yapmışlar, bu usullerle ve onların yedikleri modelde beslenmelerini tavsiye ediyorum. Benim hiçbir hastalık için özel bir formülüm yoktur. Ben sadece insanlara geleneksel beslenmenin sağlıklı beslenme olduğuna inanan biri olarak insanlara bozulmamış gıdalarla ataları gibi beslenmelerini tavsiye ediyorum. Benim söylediğim
şey sadece bundan ibaret. Tamam hocam. Teşekkürler. Gıda Bilim Kurulu, şimdi yazınızı okudum. İşte sağlığınızın sigortasıdır diye güzel bir manşet atmışsınız. Ayrıca hocam gazeteci gibi çalışıyorsunuz. Manşetleriniz var ya birçok gazeteden, internet sitesinden çok daha güzel. Sizi tebrik ediyorum. Takip ediyorum sizi. Gıda Bilim Kurulu sağlığımızın sigortasıdır demiştiniz. Bir yerden mi aldınız, siz mi attınız bilmiyorum ama siz nasıl bakıyorsunuz Gıda Bilim Kurulu konusuna? E tabii ki ben adam tutup başlık attıracak halimiz yok ki. Tabii ki her şeyi ben yapıyorum, çok ben güzel yazıyorum. Biraz önce bakın Nevzat Bey çok güzel katıldığım bir söz söyledi. Bağımsız bilim adamları lafı diye bir ifadesi oldu. Buna son derece katılıyorum. Gerçekten de gerçek manada bilim adamlarından bağımsız çalışan, yani endüstriyle hiçbir menfaat münasebeti olmayan bilim adamlarından oluşacak olan bir bilim kurulunun ben çok faydalı işler yapacağına inanıyorum. Nitekim bugünkü yazımda da ona vurgu yaptım. Mesela GDO, ben GDO'nun gıdalarımızda katiyen zerresinin olmaması gerektiğine inandığım gibi Türkiye'de müsaade edilen sanıyorum 16-17 tane de hayvan yemi olarak müsaade edilen GDO var. Bunların da olmaması gerektiğine doğru olacağına inanıyorum. Ayrıca Türkiye'de GDO'lu yiyecek yoktur, üretilemez deniyor ama yurt dışından paketli gelen binlerce ürün var. Şekerlemeler, şunlar bunlar. Bunların içini, etiketini okuduğunuz zaman bunlarda mısır şurubu var, bunlarda lesitin var. Bunların hangi ürünlerden yapıldığına baktığınız zaman bunların büyük çoğunluğu GDO'lu olan ürünlerden yapılmış olduğu ortaya çıkıyor. İşte bence Gıda Bilim Kurulu gerçekten bu ülkede GDO'lu gıdalara hiçbir şekilde müsaade etmemeli. Mesela tohum meselesi var. Ben bunu ve gıdayı çok stratejik bir mevzu olarak görüyorum. Tohumlar çok önemli. Türkiye Tohum Bankası diye bir şey kuruldu. İşte daha dün veya evvelki gün CS buğdayı ile ilgili bir gelişme oldu. Tohumlarımıza mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor ve dünyada hiçbir gücün de bence insanlığın malı olan tohumların, işte biz bunun genetiğiyle oynadık, burasını değiştirdik deyip kendilerine patentleyip böyle bir şey yapmaları hiçbir şekilde doğru değil. Ama tabii bunu kim önler, kim engeller, orasını işim bilmiyorum. Hocam, mesela bu kurul tarım ilaçlarıyla çok ilgilenmeli. Evet. Tarım ilaçları tabii bugünkü tarımın vazgeçilmez elemanlarından biri ama bence bu son derece hem bilgisizce hem de bilinçsizce kullanılan şeyler ve onu da belirttim. Bunlara tarım ilacı değil, tarım zehirleri demek gerekir. Çünkü ilaç demek bir şeyi tedavi eden, yeden manasındadır. Oysa tarım ilaçları diye isimlendirilen şeyler otları öldürüyor, böcekleri öldürüyor, mantarları öldürüyor. Yani bunlar bir çeşit zehirler. Gene bir iki hafta önce Amerika'da, Türkiye'de de yaygın şekilde kullanıldığını bildiğimiz glifosat etken maddeli bir tarım zehirinin kanser yaptığına dair Amerika'da bunu üreten şirket aleyhine sayısız davalar açıldı. Ve şirkette bunları aksine kendini savunamayacağı için İnsanların bu davalardan vazgeçmeleri için 11 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 21 hocam, 21 milyar dolar. 21 milyar. 21 diyorlar. Düzeltme yaptılar. Ben bir okudum, kaynakta 11 tamam, yazıyordu. Evet, 21. Önemli değil. Şimdi bu bizde de kullanılmış olan bir şey. Amerika'da kanser yapıyor da bizim vatandaşlar bu glifosatın yaptığı kansere karşı dirençliler mi? Mutlaka ki bizim ülkemizde de birçok kanser vakası bununla alakalı olmuş olmalıdır. İşte bilim kurulu bunları araştırmalı ve nasıl Amerika'da bu insanlar dava açmışlar şirkete, aynı şeyi Türkiye'de de yapılması da ön ayak olmalı ve buna örnek olmalı diye düşünüyorum. Yani bilim kurulu bir iddianız varsa kanıtlayın, buyurun deyip bu süreci denetlemeli, yönlendirmeli. Zaten böyle de herhalde deklare ediliyor değil mi hocam? Bak, şimdi bilim kurulu deniyor ki ben gazetede yazan şeylerin de haber olarak okuyoruz ama onu söyleyen kişi bunları hangi bağlamda söyledi, o cümlenin önünde ne var, arkasında ne var, hangi sorunun cevabı olduğunu bilmediğimiz için sözde bir
medyada yer almış olsa bile bu çok değişik şekilde manalara gelebilir. Onu bilmediğim için bir şey demiyorum. Tamam. Böyle bir şey var. Hani bunu ispatla denecek deniyor. Evet. Ben bilim kurulu şunu yaparım. Ne şimdi geçtiğimiz sene Amerikan Pediatri Akademisi bir rapor yayınladı ve gıdalarda 10 bin tane, bakın 10 binden fazla katkı maddesi olduğunu, bunların büyük çoğunluğunun herhangi bir emniyet testinden geçmeden kullanıma girdiğini, testlerden geçmiş gibi görülenlerin ise çok eski teknolojilerle 1950 yılların usulleriyle bu emniyete sahip olduklarını, bunların hepsinin bu emniyetlerinin ispat edilmesi, araştırılması gerektiğini açıkladı. Ben olsam bilim kurulunun yerinde bir şirketlere yazı yazarım. İşte ürünlerinizde kullandığınız şu, 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 şu kaç yüz tane ise, kaç bin tane ise bunları bana güvenli olduğunu, emniyetli olduğunu ispatlayayım derim. Bilim kurulu şimdi bana gelip de sen bana bu titanyum dioksitin zararlı olduğunu ispatla demesi olacak bir şey değil. Çünkü onu ortaya çıkaran ben değilim ki. Bunu zararsız olduğunu ispatlaması gereken bu işin ticaretini yapan dünya kadar para kazanan insanlardır. Ben bunu ispatlamak zorunda değilim. Diyelim ki böyle bir şey ispatlandı. Mesela titanyum dioksit diye adı geçtiği için söylüyorum. Bu birçok ülkede yasaklanan bir şey şimdi. İşte birçok vücutta olumsuz tesirleri olduğu anlaşıldığı için konu uzamasın diye girmiyorum onlara. Ve bunu biz yasaklıyoruz diye kararlar alınıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Böyle bir karar almak, bu kimyasal maddeye maruz kalmış olan insanların gördükleri zararları nasıl ortadan kaldırabilir? Veya gene çok çarpıcı bir örnek, trans yağlar, değil mi? Dünya bugüne kadar trans yağ ihtiva eden margarinlerin teşvikiyle insanlar tereyağını, zeytinyağını bıraktılar. Kolesterol yok diye trans yağlara, yani margarinlere yöneldiler. Sıvı bitkisel omega 3 deposu olan, omega 6 deposu olan bitkisel yağlara yönlendirildiler. Ve bütün dünya kalp damar hastalığı, kanserlere bu yüzden oldu. Ve Dünya Sağlık Örgütü şimdi diyor ki senede 540 bin kişi trans yağların sebep olduğu kalp damar hastalıklarından ölüyor diyor. Ve bunların diyor tamamen yasaklanması lazım diyor. Ya biz bunu 50 senedir yedik. Yiyenler ne olacak? Kalp krizi geçirenler, felç geçirenler, ölenler ne olacak? Belli değil. Tamam hocam. Ve bunu kaldırmak gerekir diyor. Fakat şunu ilave ediyor. Endüstriye diyor 3 sene mühlet veriyorum diyor. 3 sene içinde bunun yerine ikame edecekleri yağı bulsunlar diyor. Yani bu kadar insan sağlığı için zararlı diyorsun. Senede 540 bin kişi sadece kalp damar hastalıklarından ölüyor diyorsun. Sonra da bunu 3 yıl daha kullanılmasına müsaade edin diyorsun. Bu olacak bir şey değil. Bu katkı maddelerinden benim bu Çin tuzu diye bir şey var. Herkesin bildiği monosodyum glutamat. Ben bunun insan sağlığına zararlarıyla alakalı pek çok yazı yazdım. Hı hı. Evet ve bunların... Ya kanıtlanmış mı, yayın var mı mesela? Ben de onu sorayım. Hani madem kanıtlansın falan diyoruz ya. Ahmet abi kanıtlanmamış, şey yazmaz. Benim söylediğim her şeyin kaynağı vardı. Tamam. Benim söylediğim her sözün mutlaka kaynağı vardı. Tamam. Onlarca, yani bana da bakmaya gerek yok. Yazarsınız bizim PubMed diye bir tıbbi yayınların takip edildiği mecra var. Orada sizin karşınıza belki yüzlerce, belki binlerce yayın çıkar. Şimdi bazı ve geçtiğimiz aylarda, şimdi şeyini tam hatırlamıyorum, iki milletvekili benim yazılarımdan yararlanarak, çünkü söyledikleri ifadeler o kanun teklifinde, Çin tuzunun yasaklanması gerektiğini isteyen bir teklif vermişler ama bu teklif görüşüldü mü, kabul edildi mi, red mi edildi, akıbeti ne oldu, doğrusu hiçbir bilgim yok. Fakat bunu şunun için söylüyorum. Ben böyle katkı maddelerin yasaklanmasını da doğru bulmuyorum. Ben daima insanların doğru şekilde bilgilendirilmesi tarafındayım. Tam aksine şimdi bir şirket çıkıp diyecek ki evet biz bu monosodyum Çin tuzunun zararlı olduğuna inandık. Yeteri kadar araştırma var. Biz bunu ürünümüzden çıkarıyoruz deyip şimdi ürünlerinin üzerine Çin tuzu free diye İngilizce yazacaklar. Ve bakın bu çok tehlikeli bir şey şunun için. Ve o ürün sanki Çin tuzu olmadığı zaman sağlıklı bir yiyecekmiş gibi bir algı yaratacak.
Oysa onun içinde sadece Çin tuzu değil yok, ki. Yok, başka şeyler Çin'de de var. 40 tane, belki 50 tane, belki de daha fazla kimyasal, insan sağlığına hiçbir faydası olmayan, ne vitamin, ne mineral, ne antioksidan, ne bir başka vasfı olan, ona işte renk veren, yumuşaklık veren, kıvam veren, bozulmasını önleyen, tamamen kimyevi. Yani tabiatta tamamen bulunmayan bitkilerde, hayvanlarda ama tamamen laboratuvar ortamında sentetik olarak çoğu da petrolden yapılan bir takım kimyasallar var. Hocam bir virgül koyalım müsaade ederseniz. Bir Kemal Bey'e döneyim. Size tekrar döneceğiz. Kemal Bey şunu merak ediyorum. Şimdi alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, geleneksel tıp adı altında bir sürü insan bir sürü şey yapıyor. Merdiven altı işler var. Yok tılsımlı içecekler, gıdalar, şunlar bunlar. Peki biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz bu kapsamda? Ne diyorsunuz? Zaten suç onlara ait düzenleme var. Siz sadece müeyyidelerinizi artırırsınız, olur biter. Ve bunu hiçbir şartla engelleyemezsiniz. Sanki modern tıp hurafelerle dolu değil mi? Ya bundan modern tıp, o da ayrı bir platformu tartıştı. Bundan vatandaş da muzdurup kandırıldığı için. Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Doğruyu kim söylerse söylesin doğrudur. Modern tıpçılar doğru söylüyor, alternatif tıpçılar yanlış söylüyor. Bu cümleden oraya gidilir iş. Modern tıp zaten insanı da çıkmaza soktu. Öbür taraftan o çıkmazdan istifade etmek isteyen bir kitle doğdu. Yani şöyle tamamlayıcı tıp falan diyoruz. Çok karşıda değiliz. Sağlık Bakanlığı da bunları bir zapturapt altına almaya çalışıyor. Böyle anlaşılmasın lütfen ama denetim... Zapturapt altına almaya çalışmıyor. Engellemeye çalışıyor. Engellemeye ve biraz formal tamamen bir şekilde... engellemeye çalışıyor. Şimdi o zapturapt altına almaya çalışır dediğiniz zaman bunların hepsi üçkağıtçı. Öbür taraftakilerin hepsi dürüst gibi bir algıya sokmuyor. Yani yanlış söylemiş olmayayım ama en azından böyle bir platform kurdu, bir ekip kurdu. Bir daire başkanlığı kurdu. Evet, bir daire başkanlığı var. Bunu bundan 14-15 tane dalın 5-6 tanesini uygulamaya çalışıyor. Bu burada sıkıntı şu. Modern tıp kadimi itip, binlerce yıllık geleneği itip bir şey inşa etmeye çalışıyor kendince. Yavuz Hoca onu demin zaten onun arka planını izah etti, tekrarlamaya gerek yok. Burada Ahmet Hoca'nın kaldığı yerden bir iki noktayı şey yapmak istiyorum. Şimdi bakın bugün Türkiye'de bilim kurulu. Bakın Türkiye'de bir konuyla ilgili açıklama yapan insanların %999'u Batı'da yapılmış, arkasında kimin sermayesi olduğunu bilmediğimiz akademik çalışmalar, maskelenmiş akademik çalışmaların sonuçlarını bize bilimsel diye anlatıyor. Halbuki şöyle bir şey olsa Türkiye'de kalsa... bağımsız üniversitelerin içinde de olabilir, bakanlığın bünyesinde de olabilir, bağımsız müessese olabilir. Otursalar A, B, C tartışılan konuları ya da tartışılmayan bütününü kendileri çalışsalar, bunun neticelerini ortaya koysalar ve buna yönelik bir politika üretseler baş tacıdır. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Batı'da yayınlanan yayınları alıp aktarıyorsunuz ve bunları da mutlak doğru olarak görüyorsunuz. Böyle bir tehlike olamaz. Bakın size çok çarpıcı Türkiye'de yapılmış bir örnek vereceğim. Türkiye'de GDO'lu pirinç yasak değil mi? Yok. Yok. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2 Temmuz 2019 sitesinden okuyorum şu anda. Profesör Doktor Mehmet Gürbilek ve ekibi 12 tane anne Konya'da. GDO nedir diye ömründe duymamış 12 tane anne alıyor. Tamam. O 12 annenin sütünü inceliyor. Bu sütünün içerisinde sütünü ve kanını inceliyor. Bu 12 annenin mikro RNA teknik tabirleri hocam yanlış söylersem düzelsin. Biyolojik besin kaynaklarını inceliyor. Pirinçteki GDO'ları tespit ediyor. 12'sinin sütünde ve kanında. Hani Türkiye'de GDO yasaktı? 1. 2. Türkiye'de pirinç de yok diyorsunuz. GDO'lu pirinç de yok dünyada diyorsunuz. İddia bu şu anda. Bilimsel olarak ispatlanmış pirinçte GDO yoktur. Halbuki dünyada genetiğiyle oynanmış ilk ürünlerden birisi güya gece körlüğünü, A vitaminini artırmak bilmem ne için pirinçte yaptınız. Pirinçte yaptınız değil mi? Doğru. İlk olarak yaptığınız şey bu. Hayır pirinçtir. İlk yapılanlardan birisi pirinçtir Çin'de. Şimdi burada bakın bir noktaya daha temas edeyim. O da şu. Diyor ki demin Nevzat Hoca dedi ki şeker şurubunu alıp bal yapıyor. Doğru, güzel. Peki siz bal aromasını ya ithalatına niye izin veriyorsunuz? Bal aromasının ithalatı serbest. Sahtekarlık yapmanın önündeki bütün engeller, işte bütün imkanlar açık. Ben o ürünü alıyorsam demek ki balı onunla yapacağım. Bir, iki, daha ötesine gideceğim. Şimdi bebek ürünlerinde ballı süt dediğiniz, ballı bisküvi dediklerinizin hiçbirinde bal yok, aroma var. Siz endüstrinin yapay aroma ihtiyacını karşılaması için
bana ballı ürün diye satması için sahtekarlığına izin veriyorsunuz. Sonra sahte bal yaptılar diye yakınıyorsunuz. Bunun önünü açan sizsiniz. Sahte baldan yargılanması gereken kim biliyor musunuz? Sahte bal üretenler değil, Tarım Bakanlığı bürokrasisi. İzin veren sizsiniz. Yapay bal aramasının ithalatına izin veren sizsiniz. Sonra da sahtekarlık yaptı diye sahte bal üretenleri cezalandırıyorsunuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Gelin bunları düzenleyin. Biz de sizin bayraktarlığınızı yapalım. Sizin bu çalışmalarınızı kamuoyuna anlatalım. Şimdi bakın, burada bir şey var. Bilim ve din. Avrupa Birliği'nin dini yok. Burası Müslüman bir toplum. Siz alkole mevzuatta izin veriyorsunuz. Domuza izin veriyorsunuz. İnsan DNA'sına izin veriyorsunuz. Ona izin veriyorsunuz. Buna izin veriyorsunuz. Avrupa Birliği müktesebatı diyorsunuz. Abi ben Müslümanım. Avrupa Birliği'nin dini İslam değil. Avrupa Birliği'nin ne yaptığı beni enterese etmiyor. Ben kendi inancım, kendi geleneğim, kendi örfüm, kendi doğrularım var. Avrupa Birliği'nin dayatmaları, bilim, milim beni ilgilendirmiyor. Bu toplumun inancına yönelik siz bu mevzuatı hazırlarken fıkıhçıları çağırıp arkadaş bu toplum Müslüman bu konuda ne diyor soruyor musunuz? Sormuyorsunuz. Sonra bakın bu kanun teklifi Tarım Komisyonu'nda konuşulurken ne dedi biliyor musunuz? Yavuz Hoca'nın adı verilmeden komisyonda dediler ki işte bir tıpçı var konuşuyor onun yüzünden endüstri %20 küçüldü dediler. Peki 82 bin kişi kanserden ölüyor bu ülkede senede. Neredeyse her 4 kişiden biri kanserden ölüyor. Siz niye bu ülkedeki kanserden ölen 4 kişiden birisinin kanserden öldüğünü konuşmuyorsunuz da endüstrinin %20 küçüldüğünü konuşuyorsunuz? Siz kimden tarafsınız? Hadi bir söyleyin. Siz kimden taraftınızsınız? Arkadaş endüstriden mi tarafsın? İnsanından mı tarafsın? Medeniyetinden, inancından mı tarafsın? Avrupa Birliği'nden mi tarafsın? Bizi birileri aldatıyor. Mevzuat hazretlerini bu kadar çok karmaşık hale getirirseniz işin içinden çıkamazsınız. Sadeleştireceksiniz, azaltacaksınız, az ve öz yapacaksınız. Yaptınız mı da adam gibi yapacaksınız, taraflarla konuşacaksınız. Sizi en sert eleştiri yapandan da en çok destekleyenin hepsini bir platformda toplayacaksınız. Geleneği, kadimi, dini, inancı olmayanı, bakın inancı olmayan insan da reddedemezsiniz. Onun da görüşünü alacaksınız. Onlara uygun bir mevzuatı adam gibi hazırlayacaksınız. Bunu adam gibi denetleyeceksiniz. Çok ağır müeyyide kullanacaksınız. Hiç bahane üretip de işte efendim birisi erkekliği bilmem ne yapan bir ürün üretiyormuş. Çek Sultanahmet Meydanı'nda as bana ne? Bu toplumu aldatıyorsa, sahtekarlık yapıyorsa, yalan söylüyorsa bunun bir sürü müeyyidesi var. Uygula. Niye senin istemediğin cümleleri kuran insanları eleştiriyorsun? Burada bakın kanun teklifinde ne diyor? Tüketicinin alışkanlıklarını olumsuz etkileyen. Ne demek monosodyum glutamat tüketiyor adam? Ahmet Rasim Küçük Usta dedi ki monosodyum glutamat tüketmeyin kardeşim. Sizi obez yapıyor, kanser yapıyor. Yavuz Dizdar dedi ki şu bozulmayan yoğurdu yemeyin. Bozulmayan yoğurt sizi bilmem ne yapar dedi. Siz Ahmet Rasim Küçük Usta'ya, Yavuz Dizdar'a ve başkasını ipe mi çekeceksiniz? İpe çekmek illa boynuna kemenk atmakla olmaz. Ali Kesen başkıranlık yaparsanız bir bilim kurulu kurup Ali Kıran başkesenlik yaptırırsanız o da ipe çekmektir. Adamın cümlelerini boğazında tıkarsanız, ağzını kapatırsanız, kapatmasını içinde 50 bin liralık müeyyide koyarsanız, program yapan elemana bunu cezayı koyarsanız, haber yapan muhabire cezayı koyarsanız, işte sizin niyetiniz sorgulanır. İyi niyetli olmadığınızı kendiniz ifşa etmiş olursunuz. Bütün bu ülkede konuşmamız gereken şeyler bunlar. Yoksa tarım bürokrasisinden bize ne, adam para kazanmış bana ne, kazanmamış bana ne, biz... Hani hukuk geleneğimizde ne var? Ahmet Hoca söyledi demin. Müdde iddiasını ispatla mükelleftir. Yani diyorsunuz ki bu su zararsız. Doğru. Doğru. Zararsız olabilir. Ama bana bu su zararlıdır dediğim zaman ben bir şey söyledim diye siz bu suyun üreticisi olarak bunun dışındaki fital ambalajın içindeki fitaletin bu suya karışmadığını bana ispat edeceksiniz. Nasıl ispat edeceksiniz? Amerika'daki PubMed'deki bilmem ne kimin hesabına kimin ne yayınladığı bilmediğimiz şeyden değil. Siz bunu bir akademik güvendiğiniz, kaliteli olduğunu itimat ettiğiniz insanlara götüreceksiniz. Onlara çalıştırtıracaksınız ve sonra diyeceksiniz ki bu zararsızdır. O kardeşim. Zaman üniversitelerin, laboratuvarların burada daha aktif gıdalar tabii üzerine ki, çalışması lazım. Ya bakın burada lazım. Bu ülkede, bu ülkede bilim yok. Analiz ediliyor. Gerçek mi değil mi? Bunun bak, gibi bir sürü... Bu ülkede bilim yok. Ahmet Hoca da bilim adamı değil, Yavuz Hoca da bilim adamı değil, diğerleri de değil. Bunlar akademisyen.
akademisyenlikle bilim adamlığını, üniversite öğretmenliğiyle bilim adamlığını karıştırmasın kimse. Karıştırmasın. Bunlar benim dostlarım, ağabeylerim. Bunlar her sözüne itimat ettiğim insanlar. Bunlar da böyle düşünüyorlar. Niye? Bilim yapmak başka bir şeydir. Üniversite hocası, akademisyen, daha bilimsel konuşmuyorsun. Ne demek bilimsel? Bilim adam mısın? Akademisyenim diye bilim adamlığı mı olur? Ekleyeceğiniz var mı? Sonra Nevzat hocama bağlanırsa. Tabii ben Nevzat hocaya pası atarım tamam, zaten. Şimdi Nevzat hocayı açıklamaları nedeniyle hani Nevzat hoca bir şeyin savunucusu pozisyonunda algılanmasın zaten. Ben onu söyleyeceğim. Hı-hı. Çünkü biz geçen sene itibariyle Gıda Aydınlatma Platformu diye bir platformu Nevzat hocanın bulunduğu birimin bünyesinde, o çatı altında toplanarak kurduk. Niye? Bu konularda insanlara bilgi vermek için. Daha güvenli bilgi, güvenilir bilgi alsınlar diye. Dolayısıyla bir taraftanmış gibi algılanmasına da ben karşıyım. Yani öyle bir şey yok. Ama şöyle söyleyeyim. Evet, benim bakışımda ben hastalık var mı yok mu diye nasıl bakıyorsam, başka bir branşta kendi bakışında kendine göre kriterlerle koyuyor. Bir aynı örnekten gideyim. İşte bunun içinden karışıyor mu karışmıyor mu diye soruyorlar. Muhtemelen cevabı evet karışıyordur. Peki bir şey yapıyor mu diye sorarsanız bunun cevabı olmadığı için siz bunu olasılıkla güvenlidir şeklinde kategorize edip Amerika'nın kısıtlı bilim algısı bu. Kusura bakmasınlar, bu böyle. Yani bir şeyi anlamadıkları zaman aksi iddia edilene kadar zararsız diye kabul ediyorum diyor. Halbuki aksi iddia edilene kadar güvenli kabul etmemem gerekiyor şeklinde bir ifadesinin olması lazım. Şimdi mevcut bilim kurulu kurulursa eğer Ahmet Rasim Küçük Usta'nın ifadeleri şeklinde çalışırlarsa amenna, zaten orada bir sorunumuz yok. Sorun yok. Ama bilim kuruluna da bir alıp veremediğimiz yok. O şekilde çalışsalar bile sonuçta bu konularda başkaları da bir görüş ifade ettiği zaman biz sopanı abanın altından gösteririz ve eğer işimize gelmeyen bir şey söylüyorsan bu konuda biz seni sıraya çekeriz, ip falan, hiç onlara girmiyorum. Yani bir şekilde biz buna senin burnunu sürttürürüz diye başlıyorlarsa o metin doğrudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanağıdır efendim o. İfade budur. İfade, biz sizin burnunuzu sürttürürüz. Biz sizi sansürleriz. Eğer sansürleyemiyorsak o zaman cezayla sustururuz. Bunu söylememeleri gerekiyordu. Ben hep üsluptan gittim. Ben bunu bir köşe yazısı yazdım. Ertesi hafta da kereviz diye yazdım. Kerevizin faydaları konusunda makale var mı diye sorarsanız buldum da yazdım. Fark etmez. Ama hiçbir konuda kimse görüş ifade edemeyecek. Sadece tek bu konuda biz görüş ifade edeceğiz denildikleri zaman. O zaman durum değişiyor. O zaman bunun iyi niyet, bilim, endüstri hiçbir şeyle alakası olmadığına kanaat getiriyorum. Sadece yek elden bir şeyi kontrol edip Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı altında yaşayan vatandaşlara siz birer neyseniz, biz size ne verirsek o. Nedir? MSG midir? Zararlı mıdır, değil midir? İnanın bilmiyorum. Önemli de değil. Ama böyle böyle de yayınlar var kısmında. Yok efendim, bu tartışacak bir şey yok. Bu Avrupa Birliği muktesebatında var. Biz size bunu yediririz. Siz bilirsiniz. Kimsenin de bu konuda konuşmasına izin vermiyoruz ifadesini kullanırlarsa üçüncü defa, üçüncü sözü yine aynı şekilde bu sansürdür diye bitirir. Çünkü bunu yapmamaları gerekiyordu. Burada iyi niyet var. Kimsenin ayağına basıp kimi kıralım, kırmayı, hiçbir öyle bir şeyimiz yok. Şunu bir kere izleyenler çok iyi bilsinler. Bu tamamen medyanın isteği üzerine benim gelmemle konuşulan durum. Diğer arkadaşlarımız için de geçerli. Yani bir şekilde çıkalım, biz bunu bilmem ne yapalım, biz bunu öyle bir... Biz sizleri konuk olarak davet ediyoruz. Siz konuk olarak davet ediyorsunuz. Biz de üslubunca nerede ne kadar konuşacağımızı bilerek ve insanları da kırmamak, üzmemek, normal vatandaşı uyarırken tedirginlik ve endişe içine de sokmamak adına kısıtlı olarak konuşuyoruz. Ama sansür lafını Türkiye Büyük Millet Meclisi kelimesiyle aynı cümlede bu konuşmadan sonra bir arada geçirmekten de imtina etmiyoruz. Kusura bakmasınlar. Peki. Şimdi sizden sonra Nevzat Hoca'ya pas atacağım ama size şu soruyu sormam lazım. Şimdi hastalık yapıcı etkenler var çevremizde. Hava, su vesaire, gıdalar, ağırlıklı olarak gıdaların hastalık yapıcı etkenlerinden bahsediyor. Trans yağlar bir yanda vesaire. Ahmet Hocam o konulara daha çok vakıf. Gıdaların hastalık yapıcı etkenleri kanıtlandı mı? Yani trans yağlardan kalp damar hastalıkları Hanım, gerçekleşiyor diyoruz çoğunluğu. Sorduğunuz soruyu şöyle istiyorsunuz. Siz yani bir şey içti ve zehirlendi ve öldü şeklinde. Şimdi ben az çok buna nasıl cevap vereceğinizi biliyorum. Kafamda hayır, da kuruyorum ama çok net, hani ispatlanmak, kanıtlanmaksa ispattan mevzu. İspattan ne anladığınıza bakar. Evet.
Çok miktarda atıyorum kolalı içecek içmek zararlı mıdır? Ben size söyleyeyim, hiçbir şekilde ispat bulamazsınız. Bu kişinin midesine zarar verdi mi mesela, örnek veriyorum. Hiçbir şey söyleyemezsiniz. Asitli şey. Genellemeler üzerinden gidersiniz. Ya da yıllarca hamburger yedi. Elinizde de mesela hamburgerin iyisi hakikaten hamburgerse ekmek arası köftedir. Amerikalı. Yani gerçek ekmek arası köfte ise bunun adı hamburger idi zamanında. Ama şu an geldiği noktada bunun içinde et de yok, bunun içinde bilmem ne de yok, bunun ekmeği bozulmasın diye şöyle böyle. Yani sizin elinizde iki tane diyorum tekrar. Size yol gösteren meşale var. Birisi gelenek, öbürü dini referansın önerdiği şey. Yani bunu yiyiniz, bunu yemeyiniz. Genellemeyi de şöyle yapıyor. Riba yanlıştır. Riba yanlıştır deyince başta böyle ya dini konuşuyor falan. Hayır, öyle değil. Biyolojik olarak da bir şeyi anormal biçimde büyütebiliyorsanız bu yanlıştır. Yani bir domates fidesi, ben bunu gözümle gördüm. 100 metre efendim. Bir tankın içinde yetişiyor. Kökü sallıyorsunuz. Bir kere de 100 metre uzadıkça ucundan domates alıyorsunuz. Organik vasfı ise evet organik. İyi fiyata satılıyorsa iyi fiyat. İşte çadır altı üretimse bilmem ne. Hijyenikse hijyenik, her şeyi de karşılıyor. Ama domatesle tabii ki bir alakası yok. Bir domates fidesi 100 metre olup yılda bir kere ekmek şeklinde bir ifade yapmış ama adamlar yapmış. Ve şimdi siz buna kardeşim bu domates olmadığı halde sen bunu domates altında nasıl satıyorsun sorusunu tabii ki soramıyorsunuz. Çünkü öyle görünüyor. Öbürü nasıl bilmem ne değilse, öbürü bilmem ne değilse, öbürü gerçek tuz değilse. Dolayısıyla sorunun tam karşılığını verme ihtimali zaten yok. Zaten tartışmamızın gıdaları... nedeni de bu ama. Zaten bu toplantının, evet, bu buluşmanın yani, amacı. Bunların şöyle, kesin cevabı onu yok. Onu şöyle irdeleyelim, sorgulayalım. Zaten bunları tükettikçe işte şişmanlıyorsun, şişmanlık hastalık onu getirdi. Hastalıklardan dolayı maalesef... Onu da varsayıyorsunuz. Onu da varsayarak ilerliyoruz. Yani kanıtsa kanıt. Bunu biraz ifade etmek istedim. Kanıtlayabiliyor muyuz? Nevzat Hocam'a döneyim. Nevzat Hocam merhaba. Eminim çok merhaba. Not ve konu biriktirdiniz. Ben de Yavuz Hocam'dan pası aldım. Size ileteyim, bir gıda mühendisi olarak hem siz hocalarımızın söylemek istediklerine katkılarınızı, itirazlarınızı almak isterim. Hem de gıdaların hastalık yapıcı etkileri üzerine gıda mühendisleri çalışıyorlar mı? Elinizde somut veriler var mı? Halkımıza açıklayacağınız, buyurun. Şimdi gıdanın işlenmesi, muhafazası zaten bir bilgi gerektiriyor. Gıda muhafaza teknikleri var. Bu gıda muhafaza teknikleriyle gıdanın bulunmadığı zamanlar o gıdanın yıl boyunca tüketilmesini sağlamış oluyoruz. Gıda muhafaza tekniğine örnek verelim. Vişneyi, bezelyeyi şu anda bulabiliyordunuz bir ay önce. Ama bezelye konservesi yapıp bezelyeyi dondurduğunuz anda yıl boyu kullanıyorsunuz. Çok özür dilerim hocam. Bir şey diyeceğim. Şunu demek istiyorum. Yani yanlış anla, işte gıda zehirlenmesi oluyor. Bozulan gıdaları tüketenler var. Bunlar tabii ki de hastalık yapıyor. Bir şekilde tedavi görmeniz gerekebiliyor, onu gidermeniz. Benim demek istediğim burada izleyicilerimize iyi anlatmak adına, ispatlanan zamanla bu gıdaları tüketirseniz şu hastalığa yakalanabilirsiniz gibi yayınlar, çalışmalar var mı aslında? Bunu demek istiyorum. Buyurun. Şimdi bakın, önemli olan tüketicinin sağlığını bozmamaktır. Tamam. Gıdayı düzgün üretmek, gıda muhafaza tekniğini uygun kullanmak, gıdaya belli bir süre raf ömrü vermek veya tavsiye edilen tüketim tarihine kadar o gıdanın uygun koşullarda muhafaza edilmesidir. Bu arada bir bozulma olursa, gıdanın bozulması söz konusu olursa ve bu gıdayı bir tüketici tüketirse zaten o gıdadan bir rahatsızlık duyacaktır. Onda hemfikir. Bakın, evde ama ben konserve uzun vadeli bir şeylerden bahsediyorum Nevzat Hocam. Uzun vadeli yani, etkileri konusunda. Uzun vadeli etkileri konusunda bir yayını bulamazsınız. Yani kişi başı, aynı kişi 25 yıl 30 yıl aynı gıdayla beslenip veya bir denemeye alındığı zaman o insanın bütün parametreleri incelediğiniz zaman ancak onun etkilerini inceleyebilirsiniz. Sadece tek bir gıdayla ilgili değil ki. Çevre koşulları var, birçok olaydan etkilenen bir şey. Her şeyi gıdanın oluşturduğu konusundaki verileri de çok doğru değil. Yani gıda insanın yaşamı için önemli, tüketiciye uygun halde sunulması önemli. Zaten bu taslağın sanki yeni bir taslak gibi de algılanmasın. Bu bir taslaktaki revizyon, değişiklik 5996 sayılı kanunda. Buradaki taklit ve taşiş ve ifşa listesinin amacı bütün üreticilerin düzgün gıdayı tüketicilere sunmasıdır. Devlet burada denetim kullanmaktadır.
İki şekilde denetim yapmaktadır. Bir izleme, bir normal denetim. İzlemede ürünü gizli olarak gidip satın alıp Asuman Hanım analiz yapar. Eğer problem var ise firmaya denetime gidilir. Eğer problem yoksa firmanın haberi bile olmaz. Devlet onun analiz parasını da, satın alma parasını öder. Bir de planlı denetim vardır 81 ilde. Bu planlı denetimde ürünler, hangi ürünlerde her ilde hangi ürünlerde denetim yapılacak ise o ürünlerde denetim yapılır. Önemli olan tüketiciye kötü gıdaların sunulmamasıdır. Hocam peki zaman... nasıl uyarı yapacağız? Değerli hocam, vatandaşı biz nasıl uyaracağız? Bu şartlarda nasıl uyarma düşünüyorsunuz? Vatandaşın lehine bu süreci nasıl dönüştürmeyi, vatandaşın hayatın içinde bu uygulamayı nasıl sindirmesini düşünüyorsunuz? Gıda proseslerinde ne işlem yapıldığının tüketiciye anlatılması lazım. Etiket okumayı, beslenme okur yazarlığını tüketicilere öğretmemiz lazım. Sosyal medyada, medyada her yerde yapılacak değil mi bu? O tabii zaman... yani bu anlatılması lazım. Şöyle ben sosyal medyaya... Kim anlatacak bunları? Sosyal medyada sansür olmasını tavsiye eden birisi değilim. İşte yani bunları kim anlatacak? Tüketici derneklere anlatacak, devletimiz programlar düzenleyecek, televizyonda aydınlatıcı programlar olması lazım. Gıda ile ilgili tanıtım, tek bir gıda konusunda eğitim verilmeli, tek tek anlatılmalı. Örneğin salçayla ilgili, bakın bir örnek vereyim. Salçayı sorsanız ev hanımlarına, efendim ben buzdolabına koyuyorum, üzerine yağ koyuyorum, bozulmuyor. Halbuki orada anaerobik koşullarda bile mikroorganizma devam eder. Bir kavanoz açıldıktan sonra, kavanozdan biraz kullandıktan sonra onu dondurur isek bir frizde, hiçbir şekilde gıdanın, o salçanın bozulması söz konusu değil, yemeklerini keserek kullanabilir. Bu tip aydınlatıcı iyi bilgilerin tüketiciye verilmesi lazım. Ben de bir slogan şeklinde bir şey söyleyeyim. En iyi denetçi tüketicidir. Biz denetçiyi, tüketiciyi eğer eğitir ise tüketici yanlış gıdaya yönelmez, ama ekonomik kaygılar nedeniyle de ucuz gıdaya yönelen tüketiciler vardır. Bu sosyoekonomik yönü de vardır bunun. Bakın son Tarım Şurası'nda da bu konular çok değerlendirildi. Ben gıda güvenliği ve güvencesiyle ilgili kısımda çalıştım. Orada da tüketicilerin eğitilmesinin çok önemli olduğunu söyledik. Burada bakın hiç konuşulmayan şeylerden bir tanesi de sürdürülebilirlik. Bakın biz 2030 yılındaki gıdayı üretmemiz gereken gıdayı birincil üretimden, yani tarladan son ürüne kadar dizayn etmemiz lazım. Bunun için çalışmamız lazım. İklim değişikliğinin gıda güvenliğine ve güvencesine çok büyük etkileri var. Gıda üretim projeksiyonlarını çok uzun yıllar değil de en fazla 10 yıllık yapmalıyız. Bunları tartışmalıyız. İşte sansür olsun mu olmasın mı konuları da önemli, ama taklit taşış da önemli. Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Tarım Şurası 15-20 yıldır yapılmıyordu. Şu anda Tarım Şurası'nın 5 yılda bir yapılması karar verildi. Bakın maddelerden birisi gıda güvenliğinin içinde gıdalarda taklit taşış, tüketici algısı ve alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve tüketicilere eğitim verilmesi, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin iyi algılanması, etiket okunmasının tüketiciler tarafından iyice öğrenilmesi için eğitimler verilmesi konusunun gündeme getirilmesi gerekir. Burada ben tabii hepsini izleyemedim. Mesela diğer hocalarımı izleyemedim, kesildi şeyde Zoom nedeniyle. O nedenle ben şöyle söylemek istiyorum. Gıda güvenliği için geriye izlenebilirlik çok önemli. Tutarlı bir yaklaşım olmalı, şeffaf olmalı. Hiç kimse tüketiciden bir yanlışlık yapıldıysa bir şey saklamamalı. Bakın geçmişte hatırlarsanız bir bakanımız şu anda rahmetli oldu. Çayda radyoaktivite vardı. Çayı içti, bizim çayımızda radyoaktivite yok dedi. Ben o dönemde çayda radyoaktivite analizi yapıyordum. Birçoğu yüksekti. Bu doğru değil. Gıda güvenliğinde şeffaf olunmalı. Tüketiciye doğru bilgiler verilmeli. Çünkü bizim sistemimiz riske dayalı bir sistem. Şeffaflık çok önemli. Bakın ben ne konuşulduğunu bilmiyorum ama bu bilim komisyonu mu olur, otorite mi olur? Buna devletimiz karar verecektir. Kimsenin bir ülkenin bizim ülkemize yönlendirme yapması gibi bir şeyi asla ne ben ne diğer hocalarım kabul etmez. Bizim için önemli olan
tüketicinin güvenli gıdaya erişmesidir. Biz de bir tüketiciyiz. Bilim adamı olabiliriz, gazeteci olabiliriz. Ne olursak olalım biz tüketiciyiz. Her gün gıdaya ihtiyacımız var. O nedenle gıdanın sürdürülebilirliği ve gıdanın tüketicilere uygun halde sunulması, tüketicinin aldatılmaması temel amacımız olmalı ve bu konuda hepimiz çok çalışmalıyız. Hocam reklama gidiyorum. Dönüşte son turda konuyu toparlamanızı isteyeceğim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Gündem Özel Sağlık reklamlardan sonra son bölümüne devam edecek. Gündem Özel'in son bölümünde huzurlarınızdayız. Asuman Uğur ben. Gıda yasası tasarısı üzerine konuştuk. Tasarı Ekim ayına ertelendi. Ekim ayında tekrar meclisin gündemine gelecek ama bundan yıllar önce de bu tasarı gündeme gelmişti. Şu dönemde tekrar konuşulmaya başlandı. Neden böyle bir tasara ihtiyaç duyuldu? Kapsamı nedir? Bu konuları alt başlıklarıyla konuşmaya çalıştık. Tabii burada medyada, sosyal medyada, geleneksel medyaya çıkan, gazetelere, televizyonlara çıkan demeç verenlerin gıda ile ilgili kendi uzmanlıkları olmayan kişilerin demeç vermesi, gıda ile ilgili ispatlayamayacağı, kanıtlayamayacağı bilgileri söylemesinin önüne geçiliyor. Aynı zamanda gıdadaki hilelerin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu konuları açmaya çalıştık. Dört değerli konuğumuz var. İki konuğumuz İstanbul stüdyomuzda, iki konuğumuz da uzaktan bağlantıyla bizlerle. Şimdi Sayın Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta'ya döneceğiz. Göğüs hastalıkları uzmanı. Son turda Ahmet Hocam'ın görüşlerini alalım. Sonra kendisini uğurlayalım. Hocam, tabii Hipokrat'ın bir sözü var. Gıda ilacınız, ilacınız da gıda olmalı demiş. Aslında şu anda konuştuğumuz konunun merkezine oturtabileceğimiz bir söz. Siz bu konuya çok ilgi duyduğunuzu biliyorum. Çok da bu konuda yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Şunu bir bizi açar mısınız? Bir gıda nasıl ilaç olur? İlaçlar nasıl gıda olur? Şimdi önce Nevzat Bey'in söylediği önemli bir husus var. Buna değinmek istiyorum. O da şu. Gıdayla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, gözlemsel araştırmalar. Bu teknik bir tabir. İşte bunlardan bir sonuç sebep ilişkisi çıkarmak hiçbir şekilde, yani illiyet, şimdiki modern adıyla nedensellik diyorlar, çıkarmak mümkün değildir. Ve bu araştırmaların hepsi anketlere dayanır. İnsanlara 50 tane, 100 tane araştırmasına göre belki daha fazla sorular yöneltilir. Ve daha sonra bu kişiler 5 sene sonra, 10 sene sonra değerlendirilir. Nevzat Bey de çok güzel vurguladı. Burada o kadar çok değişken vardır ki, yani yüzlerce değişken vardır. Sadece o gıda ile ilgili değil. Diyelim ki kahve ile ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Ya dünyada 1000 çeşit kahve var. Bu kahveye ve insanlara soruyorsun, işte günde ne kadar kahve modern tabirle tüketiyorsun diye. İşte kimi diyor her gün diyor, her gün bir fincan, öteki haftada iki fincan, öteki haftada 20 fincan vesaire ve bunlar gruplandırılıyor. Ve bu insanlar 5 sene sonra, 10 sene sonra bu ilk söyledikleri söz ile değerlendiriliyor. Oysa insanların beslenme alışkanlıkları, bırakın böyle senede de günden gün, haftadan haftaya değişir. Her gün bir fincan kahve içiyorum diye insan bakarsınız, 6 ay sonra hiç kahve içmez bir hale gelmiş olur. Kahvenin çeşidi vardır. Yani Türk kahvesinin biyokimyasal özellikleri bambaşka, işlenmiş kahveninki bambaşka, filtre kahveninki bambaşka. Bu kahvenin içinde başka neler olduğu çok önemlidir. Sütlü mü içiyor, sütsüz mü içiyor, aç karnına mı içiyor, o kahveyi pastayla mı içiyor, kekle mi içiyor, kuru yemişlerle mi içiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu tür araştırmalardan gıda, işte kahve kanseri önlüyor gibi bir netice çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Kahve kansere sebep oluyor gibi bir netice çıkarmak mümkün değil. Sadece bir risk artışı şeklinde bu durum ifade edilebilir ama bu da son derece güvenilmez bir şeydir. Dolayısıyla gıdalarla ilgili araştırma yapmak bana soracak olursanız hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü bizim araya giren faktörler dediğimiz ve kontrol edilmesi mümkün olmayan, o kişinin yaşadığı ülkeden hayat tarzına kadar yüzlerce faktör vardır. Aynı araştırmayı Amerika'da yaparsınız bambaşka sonuç çıkar, Türkiye'de yaparsınız başka çıkar, ne bileyim Avustralya'da yaparsınız bambaşka sonuç çıkar. Aynı araştırmayı Türkiye'de bu sene yapın başka bir sonuç çıkar, 2 sene sonra aynı araştırmayı aynı şekilde yapın daha başka bir sonuç çıkar. Yani bunların tekrarlanabilirliği de yok gibi bir şeydir.
İkinci üzerinde durmak istediğim husus da şu, reklamlar. Ben prensip olarak reklam denen olguya karşıyım. Yani ama bu tabii bu dünya düzeninde ortadan kaldırılması mümkün olmayan bir şey. Fakat ben gıdada yiyecek ve içecek reklamının olmasını hiçbir şekilde kabul edemiyorum. Ben bir din adamı değilim ama ya kitapları da bilmem. Bunun hiçbir dinde gıdanın reklamının yapılabilmesine izin verilebileceğini düşünmüyorum. Düşündüğünüz zaman ahlaken de hiçbir gıdanın, yiyeceğin, içeceğinin reklamının yapılması doğru bir şey değildir. Ve şunu da ilave etmek isterim. Bu gıda reklamlarını tabii ki tamamen ortada kalmak mümkün değil ama bunlar mutlaka bir disipline edilmesi gerekir. Bakın 2 sene önce Hürriyet'teki bir haber, gazetedeki Rütük, işte yoğun enerjili yiyecek ve içeceklere reklam yasağı getiriyor diye. 2 sene olmuş, 2,5 sene olmuş hatta Mart ayında 2018'in. Hala ekranlarda cayır cayır reklamlar dönüyor. Gene olmaması gereken ve biz doktor ve bilim dünyasının ona samimiyetle bağlı olanları kalpten yaralayan bir hususta bilim adamlarının reklamlara çıkması. Yani sizin bu programı seyrederken arada reklamlar oynuyor biliyorsunuz Asuman Hanım. Reklama gidiyoruz diyorsunuz. Öyle maaşımızı alıyoruz hocam. Ne yapalım? Söylemeyeyim. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisini çocuk bezi reklamında adı geçiyor. Ya bu olacak bir şey değil. Bakıyorsunuz diş macunu, diş fırçası reklamında diş hekimler rol alıyor. Onlar belki diş hekimi değildirler ama diş hekimleri camiasının bir mankenin veya bir oyuncunun neyse bir diş hekimi pozisyonunda orada reklamda bir diş macununu, diş fırçasının reklamını yapmasına asla müsaade etmemeli lazım. Yani bilimin... Hocam ama kanun reklamları istisna tutuyor zaten, onlara hürriyet var. Anlayamadım. Bu mevcut teklif zaten onlara olanca hürriyeti tanıyor zaten. Sizi sansürlüyor, onları değil ki. Reklam serbest diyor Kemal Bey. Yani Ahmet Rasim bundan sonra konuşamayacakmış. Şöyle hani diyor, deniyor ya biz ondan getir belgesini. Ben konuştuğum her şeyin belgesini memnuniyetle sunarım. Zaten benim bütün yazılarım tabii konuşmalarda belge sunmak mümkün olmuyor ama onların ben hep birçoğunu hemen hemen hepsini bir yazı şeklinde de. Hocam sizleri tabii tenzih edelim bu manada. Çok bilgi kirliliği var, çok farklı kaynaklar da var yani. Kaynaklarını veriyorum. Anlamayan, hani bunun kaynağı niye, nerede diyen varsa da hepsini onu göstermeye, kaynağı olmayan ise akıl ve mantık olarak izah etmeye her zaman hazırım. Bilimin bir kere reklama kesinlikle alet olmaması lazım ya ve endüstriyle bilim dünyası arasında maalesef bütün dünyada olan ve kanunlara göre hiçbir sakınca olmayan bir takım ilişkiler var. Bu ilişkilerin bakın azaltılması değil, kesinlikle sıfırlanması gerekiyor. Bunları yapmadan onu getirmişsin, bunu götürmüşsün, bunların bence fazla bir manası kalmıyor. Sadece işte Asuman Uğur'a bir televizyon programı yapmak için vesile olmuş oluyor o kadar. Hocam peki son şunu soralım. Hakikaten bir gıda ilacımız nasıl olur? İlaç nasıl gıda olur? Şu, hiçbir tek başına, hani şimdi moda olduğu için onun örnekten gidelim. Kelle paça değil mi? Bu Covid salgınında Canan Hoca'ya çok kelle paça diye olmayacak laflar söylenildi. Ben kelle paçayı sağlıklı beslenmenin yüzlerce yiyeceğinden birisi olarak görüyorum ama bunun ne Covid'i ne başka bir virüsü veya başka bir enfeksiyonu veya ne bir başka bir hastalığı önleyecektir gibi bir ifadenin söylenmesini de doğru bulmuyorum. Evet, kelle paça sağlıklı bir gıdadır. Sofralarımızda işte belli zamanlarda bulunması gerekir. Gene benim karşı çıktığım şeylerden birisi, ne kadar faydalı olursa olsun hiçbir gıdanın aşırı şekilde yenmesine doğru bulmuyorum. Her şeyin bir makul ve mantıklı miktarı vardır. Çeşitli gıdaların karışımının herhangi bir hastalığı önleyeceğine veya tedavi edeceği konusunda da benim hiçbir açıklamam yok. Böyle bir şeyin olmayacağına ben inanıyorum. Özetle bu sözle Hipokrat'ın sözüne şöyle söyleyebilirim. Biz şayet bozulmamış gıdalar, yani işlenmemiş, fiziki ve kimyasal işlemle tabi tutulmamış gıdalarda bulabiliyorsak ve bunları makul bir şekilde yiyorsak bu bizi birçok hastalıktan koruyacak olan bir uygulamadır. Yeter ki bunlar işlenmemiş olsun. Hangi gıdayı ne kadar yediğinizde, şimdi koru uzayacak, onlara girmiyor ama
yediğiniz de çok önemli değil. Esas temel mevzu şudur. Gıdaların kesinlikle bozulmamış olması lazım. Yani bozulmamış derken hani mikrop üremiş manasında söylemiyorum. Herhangi bir işleme ticari olarak özellikle avantaj sağlayan bir işleme kesinlikle tabi tutulmamış olması gerekir. Sağlıklı beslenirseniz bu sizi birçok hastalıktan korur. Ama bu demek değildir ki siz kanser olmayacaksınız, kalp hastası olmayacaksınız, diyabet olmayacaksınız. Elbette bunların sayısız başka pek çok komponenti, bileşkesi var ama beslenme bunlar içinde bana sorarsanız en önemlisi. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık değerli katkılarınız için. Bu saate kadar bizle birlikteydiniz. İyi akşamlar Sayın Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta. Teşekkürler. Buyurun Kemal Bey. Şimdi bu kanun teklifinin biz konuştuğumuz başlığını söylüyorum. Yani kanun teklifinin 34 maddesinin 30 tanesi iyi olabilir. Ona bir itirazımız yok. Her şey kötüdür. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Biz itiraz ettiğimiz başlıklar başka bir şey. Biz sadece bu bilim kurulu ve konuşmaya engel getiren, sansür getiren kısmıdır. Bu niye sansürlüyorlar, niye konuşmaya engelliyorlar? Tek bir cümleyle özetini yapayım. O da şudur. Bu kanunun özü, yani bu kanunun 30. maddesi, 28. maddesi, 29. maddesi, 31. maddesinin yegane amacı şu. Endüstrinin eleştirilmesini yasaklamak. Endüstri rahatsız. Para babaları rahatsız. Onlar diledikleri gibi üretecekler, diledikleri gibi satacaklar, diledikleri kadar rafta tutacaklar. Bizim kapağını açtığımız zaman ertesi gün bozulan salçamız rafta 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl bozulmadan duracak. Yoğurdumuz bir ömür duracak. Kekimiz 40 sene bozulmadan kalacak. Annemin yaptığı kek, hanımın yaptığı kek bir hafta sonra, 3 gün sonra, 1 gün sonra bozulacak. Ama bunlarınki bozulmayacak ve biz bunları eleştirmeyeceğiz. İkinci husus... biz bu kanundan sonra İslam'ın doğrularını da bu ülkede anlatamayacağız. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bizim için bir koyduğu ölçü var. O ölçü nedir? Benim ümmetim acıkmadan yemez, doymadan kalkar. Sıhhatin şartı da bu. Şimdi bu bilimsel değil. Bunu bilimsel olarak bana ispatla diyecek adam. Ya bunu peygamber söyledi. Peygamber bilim adamı mı? Değil. Peygamber bilim adam mı olur mu? Şimdi böyle bir yaklaşım olamaz. Bu uç örnek gibi gelebilir ama önümüze nasıl bir yönetmelikle çıkacakları, nasıl bir uygulama koyacakları her şey muamma. Karma karışık bir şey. Şimdi bütün bunları yapmak yerine bize toplumun kendi sıhhatini nasıl koruması gerektiğini, ne yapması gerektiğini anlatsalar daha güzel olur. Mesela iki tane örnek vereceğim ve fazla uzatmadan. Birincisi bu çalışmaları kim finanse ediyor? Bakın belki daha önce çok kez örneklemişim ama konunun ehemmiyet açısından bir daha örnekleyeyim. Aspartam diye bir tatlandırıcı var. 2003 yılında İtalyan bir profesör aspartamla ilgili 75 tane çalışmayı masasına koyuyor. Çalışanları buluyor, yani çalışmanın mahiyetine bakıyor. Bu çalışmanın mahiyetinde 75 araştırmanın 70 tanesi bunun kanserojen olmadığını, zararlı olmadığını ortaya koymuş. Bir tanesi kanserojendir demiş. Birkaç tanesi de yeterli bir neticeye varamamış. Sonra bakmış kim finanse ediyor 75'ini de aspartamın tescilli sahibi olan Monsanto şey yapmış, finanse etmiş. Bunu 2004 yılında rapor yaptı, yayınladı, bir makale olarak yayınladı. Yani bu çalışmaların İpliğini pazara çıkardı tabiri caizse. Sonra bütün dünyada bir furya, özellikle Avrupa Birliği'nde aspartam bilmem nedir diye. Sonra herkes ne yazmaya başladı ürünün üzerinde? Aspartamsız. Aspartamsız diye bir etiket çıktı. Türkiye'de de pek çok ürün hala aspartam olmadı demeye başladı. Şimdi bir kere kim finanse ediyor bu araştırmaları? Bir, bağımsızlık ne kadar bağımsızlık? Kime göre bağımsızlık? Neye göre bağımsızlık? Bunların hepsi tartışmalı meselelerdir. İkincisi de Ahmet Hoca güzel bir noktaya temas etti. Reklam. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gittiği zaman, hicret ettikten sonra ilk yaptığı işlerden birisi Medine pazarı kurmak. O Medine pazarı bizim bugünkü gibi çarşamba pazarı gibi bir pazar değil. İslam Müslümanların ticaret okuludur, mektebidir orası. Orada cazgırlık yapmak yasak. Üründe ürünle ilgili hile yapmak yasak. Çok basit ve çok çarpıcı bir örnek.
Bakın İslam nasıl reddediyor bu hileyi yapan insanları. Peygamber aleyhisselam bir gün pazara geliyor. Kendi sahabesinden birisinin sattığı tahılın elini daldırıyor. Tahılın altı ıslak üstü kuru. Bunun niye üstü kuru altı ıslak diye soruyor. Sahabe-i kiram satıcı olan diyor ki ya Resulallah biraz önce yağmur yağdı sonra güneş açtı. Üstü kurudu altı ıslak kaldı. Altını üstüne getirseydin ya ıslak olanı yukarı getirseydin ya. Yani alıcıyı, müşteriyi aldattığın için bizi aldatan bizden değildir diyor. Bizden değildir ne demek biliyor musun? İslam dışına çıkarıyor. Bu ne? Islaklık. Sadece ıslaklık. En fazla pahalıya satın alacaksınız. Bu kadar bir şey. Fakat siz bin bir türlü hileyi reklam anlatıyorsunuz. Reklamda her şey yalan söylüyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Bir örnekle bitireceğim şimdi fazla uzatmadan. Türkiye'de biyogüvenlik kanunu çıktı. Biyogüvenlik kurulu kuruldu falan filan sonra kaldırıldı. Bu kurul piyasa denetimleri yapıldı. Kimin hani işte ifşa edilmesi lazım geliyor diyor. Biz hadi ifşa edin GDO'lu çıkmış firmaları dedik. Yanılmıyorsam 152 ya da 153 tane firmanın hepsi para babası büyük firmalar ürünlerinde GDO tespit edildi. İlk denetimlerde. Yani ilk denetim derken 2-3 yıl sonra zaman diliminde 2014'te. 2014'te 151 bir kısmının belgeleri bizim elimize geçti. Yayınladık. Yayınladıktan sonra ne yaptılar biliyor musunuz Türkiye'de? Kanuna aykırı olarak 2014 yılında bir GDO bulaşanı diye tek bir maddelik bir yönetmelik ihdas ettiler. Kanunda bulaşan diye bir tabir olmadığı halde bu firmaların hepsi 8 ila 12 yıl arasında ceza davaları açılıp yargılanırken bebek mamalarında bile GDO tespit edildi. Bunlar yargılanırken GDO bulaşanı diye bir madde çıkardılar. Hepsinin davaları otomatikman düştü. Biz gittik dernek olarak yönetmenin durdurma davası açtık. İptal davası açtık. 5 yıl görüşmedi Danıştay bunu. 5 yıl. Bu davaların hepsi düştükten sonra Danıştay bizim tetkik hakiminin, savcının ve mahkeme heyetinin bir tanesi bizden yana görüş belirtmesine rağmen, talebimiz doğrultusunda görüş belirtmesine rağmen iki hakimin kararıyla yönetmeliğin iptali reddedildi. Birkaç yıl yürütmeyi durdurmayı bile görüşmedi. Yürütmeyi durdurmak ne demek? Acil görüşülmesi gereken bir meseledir. Bunu da görüşmedi. Şimdi aleyhimize karar verdi. Yani iptali talebimizi reddetti. Biz de temyiz ettik. Şimdi nasıl endüstriyle bürokrasinin ve başka makamların ilişkisi olduğunu bilmem anlatabildim mi? Şimdi diyorlar ki bize son cümlem şu. Bize diyorlar ki tüketici dernekleri halkı bilinçlendirsin. Buyurun biz bir gıda derneğiyiz. Halkı bilinçlendiririz. Konuştuğun zaman öyle konuşma. Nasıl konuşayım? Benim istediğim gibi konuş. Sen kimsin? Bürokrat, akademisyen ya da ticari firma. Başka bir arzunuz? Başka bir arzunuz var mı? Sizin istediğiniz gibi konuşacağım. Ben sizin köleniz miyim? O zaman gelin deyin ki bir daha dernek kurmak da yasak. Kimse konuşamadığına göre derneğin bir manası var mı? Kapatın gitsin. Bu kadar enerjiyi, bu kadar... Biz bu işten ne mal alıyor muyuz, ne mal almıyoruz? Bir kuruşluk ticari şeyimiz var mı? Bir ürün tavsiye ediyor muyuz? Biriyle bir ticari ilişkimiz var mı? O zaman çıkın deyin ki, ey falan dernek, sen şunu yapıyorsun, tespit ettim, işte seni ifşa ediyorum dersiniz. O zaman dersiniz ki, bu birisinin cazgırlığını yapıyor. Aldısa işte bu ortaya koyun. Bunu da yapmıyorsunuz. Sadece eleştiriye tahammül edemiyorsunuz. Tahammül edemeyeceğim... 30 defa Yavuz Hoca ile ikimiz aynı anda suç duyurusunda bulundular. Rütü'ye gitti. Hepsinde biz haklı geliyoruz. Hepsinde biz davaları kazanıyoruz. Hepsinde suç duyurular davaya dönüşmeden ortadan kalkıyor. Baktılar böyle de olmuyor. Mahkemeye git gel git gel git gel git gel. Bu da çözüm değil. Susturamıyoruz bunları. O zaman kanunla ağızlarına bir para tıpacı tıkayalım. Konuşmasınlar. Bilgi vatandaş bu. Size onu sorayım. Hangi kaynakları doğru buluyorsunuz siz? Bilgi kaynaklarını anda şu ortamda. Benim inandığım dinin dışında mutlak doğru bu doğru yoktur. Herkesin görüşü vardır. Benimki de mutlak doğru değil. Olamaz zaten. Ben bir beşerim. Buradan bu okumuşumdur. Böyle söylerim. Rahmetli Ahmet Aydın Hoca ben bir şey yazmıştım. Rahmetli Aydın Ahmet Hoca bir yazı yazdı dedi ki Gıda Hareketi'ni başkanı da böyle yaparsa dedi. Sonra aradım hocayı. Okudum. Hoca beni ikna etti yanlış yaptığımı, yanlış söylediğimi. Ben de Ahmet Hoca'dan özür diyası yazdım. Ahmet Hoca aradı beni, yanlışımı ispat etti. Ben de Ahmet Hoca'dan özür diledim, özür yazısı yazdım. Bakın
mutlak doğru diye bir şey olabilir mi? Doğru diye bir şey yok. Benim söylediğim de yanlış olabilir. Yavuz Hoca'nınki de yanlış olabilir. Yavuz Hoca'nınki de doğru olabilir. Mesela biz dedi mi Covid döneminde bir dönemde Sağlık Bakanlığı'nın bilgi kaynaklarını güvenilir kabul ediyoruz. İşte bu gıda ile ilgili Tarım Bakanlığı. Yani bir bilgiyi şu aşamada vatandaş nereden doğru alsın ve bundan sonra nasıl olacak sizce? Bakın şimdi... Haklısınız, anlıyorum sizi ama başka... vatandaş şu anda o başka bir mesele. Yani en güvenilir bilgi kaynağı biz yayınlarda Sağlık Bakanlığı'dır değil mi? Devletimiz. Bizim en güvenilir, en emin olacağımız bilgiyi onlar verir. Yani vatandaş şu anda ne yapıyor? Hayır, böyle bir yönlendirme yapamayız. Devlet dediğiniz mekanizma şahıslardan oluşur. Ben ne kadar güvenilirsem veya ben ne kadar güvenilmezsem bürokrat da o kadar güvenilir ve o kadar güvenmez. Siyasetçi de o kadar güvenilir, güven. Hiçbir bürokrat ve siyasetçi benden daha güvenilir değil. Hiçbir bürokrat ve hiçbir bilim adamı benden daha güvenilir ya da değil değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir kıstası kimse koyamaz. Koymaya hakkı da yok. Birisi bir kimin adına konuştuğuna bakarsınız. Bir, kiminle irtibatları var ona bakarsınız. Kime İki, yarayacağına bakarsınız. Kime yarayacağına bakarsınız. Evet, gayet güzel bir cümle. Kime yarayacağına bakarsınız. Üç, bir de bilgi kaynaklarına, referanslarına bakarsınız. Bu referanslarınız, sizin referanslarınız nedir? Sokak ağzı mıdır? Bilim masalları mıdır? Bilim bu şu manaya gelmiyor. Orada söylenen her şey yanlış. Hayır, böyle bir şey söylemek de ahlaki değildir. Orada da doğru söylenenler vardır, yanlış söylenenler vardır. Bağımsız insanlar vardır, vicdanı diri insanlar vardır. Birilerine vicdanını parayla tahvil etmiş insanlar da vardır. Burada bizim için, benim için yegane mutlak doğru din, dinin benim için ye dedikleri yerim, yeme dedikleri yerim. Bir de bir şey daha söylüyor benim dinim. Sadece ye de yeme demiyor. Diyor ki, israf etmeyeceksin. Bedenini de israf etmeyeceksin. Vaktini de israf etmeyeceksin. Gıdanı da israf etmeyeceksin. Dolayısıyla 5 tane temel referans koyuyor. O 5 temel referans şu: canın korunması, aklın korunması, malın korunması, dinin korunması ve neslin korunması. Bunun 5'inin yolu da nereden geçer biliyor musunuz? Mideden geçer. Midenize necaset giriyorsa, midenize zararlı bir madde giriyorsa ne sıhhat kalır, ne mal kalır, ne akıl kalır, ne din kalır, ne de gelecek kalır. Bu kadar insan niye kısır oluyor? Bu kadar insan niye kanser oluyor? Bu kadar insan niye diyabet oluyor? Bunlar durduk yere mi oluyor? Evet, tek başına gıda değildir. Çevreyle ilgili faktörler vardır. Çok yoğun. İnsanların kendi psikolojik durumları vardır. Varoğlu vardır. Tek başına şunu yedi de bundan dolayı kanser oldu diyemezsiniz. Bunu da söyleyemez. Sadece şunu yiyor da bu yüzden diyabet oluyor da diyemezsiniz. Pek çok faktör bir araya gelir. Biz insanlara bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki az ye, kalitelisini ye, iyisini ye, israf etme, endüstrinin ayak oyunlarına gelme, işlenmiş gıdalardan uzak dur, en az işlenmişine, çaresiz kalıyorsan en az işlenmiş olanına yönel, geleneği takip et. Çünkü Ahmet Hoca söyledi, bin yıllardır cari bir uygulamanın neticesinde yoğurt nasıl yapılır bulmuş, kelle paça nasıl yapılır bulmuş, bunun zararlısız olduğunu ortaya koymuş, koymuş gelmiş bugüne kadar, sen ona Sabi sushi yiyeceğine, o Japon'u yiyor, beni ilgilendirmez. Sen kendi kelle paçanı ye. Ama bu kelle paça seni kanserden korur. Kimse böyle bir şey demiyor ki zaten. Bunu derse de o zaman deriz ki, bir dakika, sen kelle paça yiyince kanserden koruyor diye nasıl söylüyorsun? Ya da kalp hastalıklarından koruyor. Ama sizin mesela bilimsel olarak bize ne diyorlar? Bu ilacı içersen bilmem ne olursun. Doğru, olabilirsiniz. Herkes de aynı etkiyi gösterir mi? Göstermez. Gıda herkeste aynı etkiyi göstermiyorsa, ilaç da herkeste aynı etkiyi göstermez. Onun da hangi ilacı hangi ilaçla beraber verdiğinizin etkisi vardır, onun neyle beraber beslendiğinin etkisi vardır, vücudun durumuyla ilgili etkisi vardır. Bunu söylemek için illa doktor olmak gerekmez ki. Diyorsunuz ki, bakın bugün bir ilacı piyasaya sürüyorsunuz, sağlıklı diyorsunuz ilaç için. 5 sene sonra, bu ilaçtan 500 kişi öldü. Demek ki şurada bir mesele varmış, bu ilacı raftan kaldırıyorsunuz. Halbuki 4 yıl önce o ilacın zararlarını ortaya koyan adama, doktora, akademisyene, kimse o şeyin muhatabı kimse, onu ver yansın suçluyordunuz. Kimse dönüp de çıkıp da yahu bu adam bunu söylüyordu, özür diliyoruz, haklıymış diyor mu? Demiyor. Dediğiyle kalıyor. Hak doğru bilgiye
nasıl ulaşacak? Güvenilir bilgi kaynağı sizin efendim, nedir Yavuz Bey? Nasıl gözlemleniyor? Güzel bir şey söylüyorsunuz. Fakat bunun bir karşılığı yok. Çünkü halk bilgiye ulaşmaz. Biliyorum, halk sadece kendilerine bilgi verenlerden hangisine güvenip güvenmeyeceği konusunda bir karara varır. Bu karara varırken de birkaç tane değişkene bakar. Yani bu adam eskiden şöyleydi, bugün böyleydi. Kanaat getirmez. Bu adamın söylediği şey kendi içinde ikilem yaratıyor. Yani adam çayı övüyor fakat atıyorum diğer şeyi, ıhlamuru övmüyor mesela. Sadece o zaman yine bunların içerisinden zaman içinde bir güven ilişkisi oluşur. Halk ondan bilgiyi alır. Çünkü ben bunu günlük yaşamda işte gezerken aman hocam sakın susma. İşte hocam biz seni dinliyoruz. İşte hocam biz falancayı filancayı dinliyoruz. Ben de diyorum ki her seferinde ama lütfen beni de bu işlerin tek bir görüş kaynağı olarak sakın kabul etmeyin. Aklınızın gösterdiği yoldan ayrılmayın. Diğer kaynaklara da bakın. Öbürlerine de bakın. Belli olmaz ama tamam ben de sizin bize sunmuş olduğunuz pozisyonu korumak adına elimden geleni yapacağım. Bu elinden geleni yapmak o kadar kolay bir şey değil. Bakınız arada reklam dedi. Arada dernek artı reklam dedi. O derneklerin hiçbiri bugüne kadar bu konuşulan konulardan herhangi birini İster kalp hastalıkları olsun, ister onkoloji kanser alanında faaliyet gösteren dernekler olsun kendi kongrelerinin altında konuşmadılar. Yani bunların bu konuyla bir alakaları yok. Dolayısıyla bu alanda vatandaş bilgi almak konusunda akademisyenlere işte hoca falan filan diye baktıklarına aslında güven ilişkisi beslemiyor. Onlar da bilakis niye Kemal Bey'in sözü bu kadar etkili oluyor da niye bizi dinlemiyorlar diye içlerinde bir biraz aslına bakarsanız bir tepkiyi büyütüyorlar. Alakası yok. Alakası olmamakla birlikte. Ha ben sonu uzatmadan hemen getireyim şeye. Meclis eğer bu kararı bu şekilde geçirmeyi düşünecek olursa bu belli alandan sonrasında artık tarzın değiştiği anlamına gelir. Çünkü yakışık almayan bir yöntemle yapıldı. Bu sorulur, tartışılır, işte komisyonla ne olur, bilmem ne olur. Onda bile yine şerh konur, yine alakasız denir. Çünkü bir insan bir şekilde bir bilgiye erişmek istediği zaman bir veriye, bunu aslında günümüzün teknolojisinde sınırlayabilir olmaktan çıktık. Bilgi kirliliği denen kavram da o nedenle kontrolden çıktı. Zannetmeyiniz ki eskiden bilgiler çok temizdi de bugün kirlendi. Tabii. Ama bunların yayılma olasılıkları çok yükseldi. İnsanlar bu konuda kendi içlerinin gösterdiği yoldan bir yol tutum seçiyorlar. O tutum içinde bazen takım tutar gibi yapıyorlar. Sakın yapmayın diyorum. Ama yöntem bu şekilden çıkartılıp biz seslerini susturalım. O zaman keselim. Sadece bizim bilim kurulumuz olsun. Çünkü ifade bu efendim. Ben yazıyı okudum. İfade diyor ki daha doğrusu beyefendiyi dinledim. Bir haber kanalında akşamın 4'ünde yolda duraklayarak katıldığım programda ana akım medyadan biri. Özellikle o programa katılmam istendi. Özellikle o gün benim haberim oldu. Bana sordular bunu. Anlaşılıyor ki medya da kendi içinde ikiye bölünmüş durumda. Aynı haber kanalının bir tarafı böyle olmaması gerektiğini savunurken diğer tarafı farklı bir şey savunuyor. Ama ifade şuydu. Bizim rahle-i tedrisimizden tedrisi rahlemizden neyse geçmiş olanlar konuşacak. Yani bakanlıkla daha önce iş yapmış olanlar bu konuda konuşacak. Bizim bilim camiamız konuşacak. Bu düşünce biçimi çok hatalı bir düşünce biçimidir. Çok kısıtlandırıcıdır. Fikir çeşitliliği tartışarak insanları bir yere götürür ama fikirde özgürlükleri kısıtlarsanız her şeyi bir tarafa bıraktım. Beslenmesi, o su, bu su falanı filanı. O zaman bu ülke iyi bir yere gitmez. Bu ülkenin gitmeyeceği iyi bir yer bizi bağlıyor. Benim açımdan bağlamıyor. Sizin, bizim, etrafımızdaki herkesin geleceği, nesiller açısından bağlıyor. Çünkü keseriz, sınırlandırırız, kapatırız. Bu duymak istemediğimiz sözler. Eskiden de böyleydi. Bir güzel işte rahatlama aşamasına mı geldik derken devran tekrar döndü. Yeni bir daralma sürecine girdi gibi görünüyor. O yüzden temennim vatandaşın bilgi alma hakkına tecavüz edilmemesidir. Ama vatandaş da alacağı bilgiler konusunda seçicidir zaten malum. Bilgiyi doğru değerlendirecek insanlar da yetişmesi. O bilgili düşünen, toplum gerektirir efendim. Bilgili toplum için başta medya olmak üzere evet, bu konuda çalışması lazım. Çünkü ben köşe yazarlarının tutumuna bakıyorum. Bu konuda yazan arkadaşlarımız zaten 10 mucizevi besin, 5 bilmem ne, işte mutlaka bilmem neyi eksik etmeyiniz 4. Bunlar ana akımın yazarları zaten. Daha çok düşünen, sorgulayan beyinler hani biraz klişe olacak ama bu olursa zaten bu oluyor herhalde. Nezat Bey'e döneceğim, eklemenizi alayım. Halkın irfanına,
halkın ferasetine her zaman güveneceğiz. Yani yanlış mı yapıyor? Yapabilir. Ya bu süreklilik arz etmez yanlışlar. İnsanlar çevresine şöyle bir bakınır. Şimdi herkes söylüyor. Niye bu kadar çok kısır var? Niye bu kadar çok kanser var diye her evin gündemidir bu. O zaman insanlar tedirginliklerini artırıyorlar ve tepki ortaya koyuyorlar. Onun için halka güvenmemezlik hiçbir şartta yapmamak gerekiyor. Değerli hocam, Sayın Profesör Doktor Nevzat, artık size dönelim. Yayını sizinle kapatacağız. İlave etmek isteyeceklerinizi alalım ama vatandaşın da keşke olsaydı burada, vatandaştan temsilcilerimiz, onların da görüşlerini alsaydık bence bu yasayla ilgili çok da şık olurdu. Öyle tweetler de geldi. Belki bir gün vatandaşla da yayın yaparız bunları. Hocam, hepimizin derdi emin olmak istiyoruz. Yediğimizi içtiğimizden emin olmak istiyoruz. Karşımızdaki insandan emin olmak istiyoruz. Emin olmayınca da işte bütün bu tartışmaları yapıyoruz hep birlikte. Bir gıda mühendisi olarak emin olacağımız gıdaya nasıl ulaşacağız? Siz Kemal Bey'in, Yavuz Bey'in, Ahmet Bey'in söyleyeceklerine neler ilave edersiniz? Yasa tasarısı bu şekilde, bu şekliyle geçmesi uygun mudur sizin için? Buyurun. Şöyle söyleyeyim, bir defa bilim adamları sadece ders vermez, gördüğünüz gibi kitap da yazar gıda güvenliği konusunda. Bunu bir söyleyeyim. Bakanlığa hiç güvenilmediği söylendi. Bakanlığın bürokratlarının hepsi kötü anlamında değildir. Bakanlık bürokratları kendilerine verilen görevleri yapar. Ben akademisyenim, onların avukatlığı gibi davranmıyorum. Bu kanunda şimdi sanki yeni bir kanun çıkıyormuş gibi düşünmeyelim. Bu kanun daha evvel çıkmış olan 5996 sayılı kanundaki bazı değişiklikler. Bu değişikliklerden bir tanesi taklit taşiş. Bunda zaten hepimiz hemfikiriz. Taklit ve taşiş yapanlar günah işlemektedirler. Ve bu günah tüm dinlerde günahtır. O nedenle bunların cezalandırılması ve cezaların artırılması konusunda herkes hemfikir. Bir diğeri de yanıltıcı yayın konusunda hiç konuşulmadı. 6112 sayılı RTÜK kanununda bu kanunun içine bağlantı kuruluyor. Bir sansür mü vardır? Sansür olmamalı. Tekrar tartışılacak. Ekim ayına ertelendi. Belki yeniden gündeme getirilecek. Biliyorsunuz bakanlıkta bu bir çalışma yapılır, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu'na gelir. Orada da tartışılır. Tek başına bir bakanlığın hazırladığı veya bakan beyin hazırladığı veya hukuk müşavirliğinin hazırladığı bir kanun olarak düşünülmeli. Tüm meclisteki bütün partilerin ortak katılımıyla görüşmeler sonucunda bu yayın yayınlanmalıdır. Tüketicinin güvenli gıdaya ulaşması için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber onun için çalışmalıyız. Hep beraber ona destek vermeliyiz. Tüketicilerin de bir denetçi kadar bazı şeyleri bilmesi lazım. En azından etiket okumayı bilmesi için de tüketicilere hep beraber... Hocam yani ama öyle bir güvensizlik var ki zaten tüketici üretici oluyor günümüzde artık. Kendi serasını, bahçesini koruyor, üretiyor çünkü güvenmiyor. Yani aslında o noktaya geldik. Herkes de imkanım olsa da ben bunu yapsam diyor. Değerli hocam, değil mi aslında? Yani insanın kendi bahçesini kurması, kendi ineğini yetiştirmesi. Bunu bir düşünün, eğer mümkünse hepimiz apartmanlara inek bağlayalım ama devletin entegre tesislere veya küçük çiftçilere destek vererek bu işi çözmesi lazım. Çiftçilik artık bir meslek haline gelmeli. Çiftçilik yazın tatile gidildiği zaman hasat döneminde hasadı satarak para alınacak bir meslek değildir. Artık çiftçilik bir sürekli bir meslek olmalıdır. Bakın sürdürülebilirlik açısından, gıda açısından bu COVID döneminde gördük. Eğer gıdalar olmasaydı, marketlerde gıdaları, hazır gıdalarımız veya marketlere verilecek gıdalarımız olmasaydı hepimiz çok zor durumdaydık. Bunu da lütfen düşünelim. Ben şöyle söylüyorum, ben bir akademisyen olarak bazı şeyler bakanlığa söylenenleri de ben algılıyorum gibi düşünülmesin. Ekim ayında bu biraz daha değerlendirilecektir, öyle düşünüyorum. Yani o değerlendiren grupta ben yokum ama bize de görüş sunulursa. Sizce nasıl bir realizasyon olmalı? Bunu şu anda şikayet edilen konular bakanlık tarafından da takip edilmektedir, izlenmektedir. Öyle bakanlık çok şeyi dinler,
algılar ve ona göre gerekli düzenlemeleri yapar. Buna devlet kararı verir. Yani bakanlıkta tek bir bakan değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi karar vermektedir. O nedenle hiç kimse, bakın biz gıda güvenliği ve güvencesi şurada o kadar uzun çalışmalar yaptık ki 140 kişi çalışıldı ve en son 51 maddelik Cumhurbaşkanımızın sunduğu bir sonuç bildirgesi hazırlandı. O sonuç bildirgesindeki şeylerden bir tanesi taklit, taşiş, gıdanın yeterliliği, sürdürülebilirliği ve bilgi kirliliği vurgulandığı için bu gündeme geldi. Şimdi tekrar bilgi kirliliği ve yanıltıcı bilgiyle ilgili tekrar bir değerlendirme yapılacaktır. Ben tüm katılımcılara, hocalarıma sizlere... Bir konuda bir ufak düzeltme yapayım. Nevzat Hocam bir düzeltme yapacakmış Yavuz Bey, ekleme. Sizden duymak istiyorum. Taklit ve taşiş günahtırın dışında bir de sahtekarlıktır. Onu da bir vurgularsak. Ahlak deformasyonudur Yavuz Hocam. Evet, tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ahlak deformasyonu el biriyle. Bunu yok edeceğiz herhalde. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Nevzat Artık, size de Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü, gıda mühendisiniz aynı zamanda. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için, zaman ayırdığınız için. Değerli hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese saygılar sunarım. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Herkes yediğinden, içtiğinden ve karşısındaki insandan emin olmak istiyor. Aslında mesele bu. Bunu giderirsek zaten bunları da tartışmaya herhalde çok da süreç kalmayacak. Bir de şu geldi aklıma. Sağlıkla ilgili son yıllarda o kadar çok kitap çıktı ki, çok kaliteli kitaplar var. Bilimsel bilgiyle, araştırmayla, evet, geliştirmeyle. Bilemiyorum, kitaplara daha çok asılırız belki de sonuç ne olursa. O kadar çok bana da geliyor ki sağlıkla ilgili kitap. Yani hani bunlar ne kadar bu kapsama göre, halk bir şekilde doğru bilgiyi bir yerlerden alacak. Ama yani deminki konuşmada Nevzat Hoca belki maksadaşan bir cümle kurmuş olabilir. Suçlamak için söylemiyorum. Sadece işte kimi kastettiğini de biz biliyoruz. Çok satan bir kitap var. Gazeteci birisinin yazdığı bir kitap. O kitaptan hareketle oturup da bütün kitapları da sansür uygulamak gibi bir niyet ortaya konulacaksa, bunun fikrinin, bakın bunu düşün, uygulamaktan falan, pratiğinden falan vazgeçtim, düşünülmesi bile züldür. Sansür diye bir şey olamaz. Bak bunun çok çok net bir şey var. Hangi sahada olursa olsun, birisi bir karşısındaki muhatabının aşağılamıyorsa, hakaret etmiyorsa, ona iftira atmıyorsa her türlü fikrini söyler. Şayet bunları yapıyorsa bin bir çeşit kanunumuz var zaten buna müeyyide uygulayan. Siz yalan yazıyorsanız, yalan söylüyorsanız, iftira atıyorsanız, biz gazeteciler her yazdığımız ertesi gün güllük gülistan, sabah birisi tepki gösteriyor. Bir tekzip gönderiyor, suç duyurusunda bulunuyor, dava açıyor. Peki ben bu kadar süre içerisinde hiçbir tanesinden elhamdülillah ceza almadım. Niye? Çünkü emin olmadığım, deliline ulaşmadığım, kendimi güvenceye almadığım bir meselede yazı yazmam, haber yapmam. Yaparsam ne olur? Kimse benim arkamda durmaz. Burada bir kötülükten veya bir kötüden hareketle herkesi susturmak yanlış bir şeydir. Siz kötü ve kötülükle mücadele edebilirsiniz, etmelisiniz. Ama burada benim dediğim gibi düşünmüyor, benim dediğim gibi söylemiyor, benim dediğim gibi yapmıyor dediğiniz andan itibaren herkese birlikte aynı şeyin içine sokarsınız, potanın içine sokarsınız, herkesi sansürlemeye kalkarsınız. İşte yanlış olan yer burasıdır. Siz getirin, deyin ki A kişisine iftira atın. Ceza hukukunda var mıdır? Var. Yalan yazan basın kanununda var mıdır? Var. Gıda mevzuatınızda mevcutta tahşiş ve değişiklik hep Nevzat Hoca tahşişten üzerinde durup duruyor. Bakın Türkiye'de tahşişle ilgili bir madde getirin ve ona en ağır müeyyideyi koyun. Eyvallah. Hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Ne, hiç buradaki hiç kimsenin bir itirazı olabilir mi? Olamaz zaten. Ya tabii vatandaşın düşünme, tercih yapma özgürlüğü her zaman olmalı. Bir de halk sağlığı için naçizane benim kişisel fikrimi çabalayan herkese konuşması, fikrini paylaşması çok önemli. Çok kıymetli insanlar var. Arada kaynasını da istemeyiz yani onlar. Arada susturulsun istemeyiz. Eğer bunu anlıyorsak tasarıdan. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Yavuz Üzler, onkoloji uzmanı, gıda araştırmaları da yaptığınız için bu yayında size de söz hakkı verdik. Kendi çapımda gözlemliyorum ve anlamlandırıyorum. Evet, tekrar
Mart'tan bu yana ilk defa sizi ekranlarda gördük. Sağ olun Kemal Özel Gıda Hareketi Başkanı. Teşekkürler zaman ayırdığınız için. Değerli izleyenler, gıda yasası tasarısı şu anda gündeme aldık. Ama yıllardır gündemde olan bir konuydu. Ekim'i ertelendi. Meclis gündeminde Ekim ayında neler olacak göreceğiz. Biz tasarının bazı maddelerini ele almaya çalıştık. Bazı sakıncalı tarafları olduğunu söyleyenler var. Savunanlar var bu haliyle. Görüş ve kanaat sizlerin. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.